Şubat'tan beri Ercan kayıplara karıştı. 6 Şubat gecesi ortadan kaybolan Ercan Küçükaydın'ın abisi Ensar kimden şüpheleniyor? Şüphe etmemin sebebi. Bu şahıs konuşmalarında da zaten çelişki var. Akıllara durgunluk verecek o isim. Şimdi Esra Erol'da. Evli kadınlarla birlikte olduğunu itiraf eden ve kendisi de evli olan Seloja'nın son vukuatı herkesi şoke edecek. Hep evli kadınlarla ilişki kurmanızın sebebi ne? Bu benim alın yazım ya. Seloja'na kaçan Türkan'la ilgili akıl almaz büyük gelişme. Ben dünyaya bir daha gelsem yine Selahattin Bey'in yanında olmak isterim. 9 sene önce o çıksaydı karşıma şu anda ben bu halde olmazdım. Tüm bildiklerinizi unutun. Bugün olanlara inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Alperen herkesi şoke edecek neyi ilk kez itiraf etti? Şunu ağzından kaçırır. Kafamdaki en önemli soru işareti. Alperen'in Melisa ile ilgili büyük şüphesi ne? Bu sözler çok tartışma yaratacak. Şimdi Esra Erol'da. 6 Şubat'tan beri Ercan ailesini terk edip kayıplara karıştı. 22 gündür kayıp olan Ercan Küçükaydın nerede? Kadıköy meydanında bir tuvalet var. Ne oluyorsa o tuvalette oluyor. En önemlisi son gören kişi mobil VC görevlisi Osman Bey. Ercan'ı en son gören ve Ercan'ın telefonunu bulan tuvalet görevlisi Osman Kaygın neden hiç konuşmuyor? Tuvaletin girişinde bir kamera vardı. O gün elektrikler kesikti dedi. O gün elektrikler kesik değilmiş o mobil VC'de. 22 günlük büyük sır perdesinin kilit ismi neyi saklıyor? Bir elektrik kesintisi yok. Neden elektrikler kesildi deniyor. İnanılmaz iddialar. Şimdi Esra Erol'da. Bir yaşındaki bir insana ben ne yaptım? 2 ay önce 4 yıllık eşi Yusuf Şimşak bütün borçları ona bırakıp ortadan kayboldu. Çocuğumuz için merhamete gel, çık ortaya. Kocasının borçlarından dolayı cezaevine girmek için gün sayıyor. Çocuğum, sadece çocuklarım için. Cezaevine senin için yatacağım, senin yüzünden yatacağım. Lütfen çık. Bu borçları üstümden al, beni kurtar. Şaduman Hanım'ın göz yaşları içinde haykırışı. Şimdi Esra Erol'da. Öleceğim derdinden kıskanırım seni ben.
TV ekranlarının herkese sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Avukatımız Hülya Kur'an, ailemin ilişkileri radyomuz. Ahmet Kur'an Öztürk bizimle beraber. İlk konuklarım Ercan'ın anne ve babası abi stüdyomuzda olacak. Mustafa abi, Asiye Hanım ve abi Ensar geliyor alkışlarla. Şubat'ta Sancaktepe'deki evinden arkadaşlarımla buluşacağım diyerek çıkan Ercan'dan o günden bugüne ses yok sevgili seyirciler. Kadıköy Meydanı'nda bir tuvalet var. Bu hani halka açık otobüs duraklarının orada. Gecenin 1'i 3'e 4'e kadar orada vakit geçiriyor. Yanına da 3 kişi geliyor. Ne oluyorsa o tuvalette oluyor. O tuvaletten çıktıktan sonra Ercan'dan bir daha haber alınamıyor. Caner Kadıköy'de o mobil VC'nin önünde. Bekçi Osman bize söz vermişti. Burada buluşacaktık ve yaşanan her şeyi anlatacaktı. Normalde bugün çalışıyordu ama kendisi izin almış ve buraya gelmedi. En önemlisi son gören kişi mobil VC görevlisi Osman Bey. Orada olduğunu söyleyen o. Tuvaletin girişinde bir kamera var. Güvenliğe neden o gün kamera çalışmadı diye sorduğumda o gün elektrikler kesikti dedi. Araştırdık, biz o gün elektrikler kesikliymiş o mobil VC'de. Kameraların mekanizması da bekçinin olduğu odadan yönetiliyor. İstediği gibi silebilir, kapatabilir, açabilir. Hiç elektrik kesintisi yok. Neden elektrikler kesildi deniyor. Yardım istiyorum çağrısında bulundu. Bir memo lakaplı bir arkadaşı var. O da Mehmet Altun. Ercan'ı anlatır mısın bize? İyi bir çocuk. Hiçbir sıkıntısı yok. Hayatın kötü bir bakış açısı yok. Kendine zarar verdirecek birisi değil. Kötü arkadaş edinecek birisi hayatta değil. Vallahi en son 2015'te görüştük. Sonra daha da yok. Yani benim düşündüğüm şey Kadıköy'de bu ev tutmuş. Bildiğim kadarıyla. Nereden biliyorsun? Tahmin. 2016 yıldan görüşmüyorsun. Ailesiyle görüşüyoruz. Sana 3 Şubat tarihinde bir mesaj atıyor. O ben değilim o. Ercan'ın başı hangi konuda beladaydı? Vallahi hiç bilmiyorum. Kaç yıldır bayağıdır görüşmüyoruz. Ben bildiğim 5-6 ay önce konuşuyordular bunlar. Siz Ercan'ı tanıyanlar, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Ercan 18 yaşına yeni girdi değil mi? Evet. Evet. 18 yaşına yeni giriyor. 6 Şubat gecesi evden çıkıyor ve o günden bugüne tam 22 gündür oğulları, kardeşi Ercan'dan, Ercan Küçük Aydın'dan bir haber yok. Bize anlatılan Ercan hani kendi dünyasında ailesiyle ilişkileri kuvvetli, çok fazla dışarı çıkan bir çocuk değil. Ama diğer tarafta ihbarlarda bize anlatılan çocuk Ercan arasında dağlar kadar fark var. 6 Şubat'ta evden çıktıktan sonra Ercan'ın başına ne geldi? Ercan bilinçli bir şekilde, planlı bir şekilde mi o evden ayrıldı? Yoksa o 6 Şubat gecesi Kadıköy'e geldikten sonra bu mobil VC'nin orada görüldükten ve yanına 3 kişi geldikten sonra başına başka bir şey mi geldi? Tüm bu soruları hep beraber canlı yayında soruyoruz ve cevapları almaya çalışıyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize de çağrıda bulunuyoruz. Ercan'ı görenler, tanıyanlar, bilenler varsa lütfen bize ihbar hatlarından ulaşsınlar. Bugüne kadar anneyi ve babayı dinledik ama hep abi Ensar da o güne, o evden çıktı ve ayrıldığı güne dair açıklamalarda bulunacak. Hoş geldin Ensar. Hoş buldum Ensar. Bir türlü seninle de fırsat bulup hiçbir konuşamadık. Maalesef. Hep o 6 Şubat'a en başa geri dönmek istiyorum. O gün kardeşin Ercan kayıp olmadan önce eve kaçta geldi? Saat evden kaçta gitti? 9 civarlarında geldi. Evde yemeğini yedi güzelce. Karnını iyi sıkı doyurdu yani. Ardından geçti evde. Kafasını yaptı fön makinesiyle. Geldi bilgisayar başında biraz oturdu. Yan yana iki bilgisayarımız var bizim. Biraz oyun oynadık. Ardından ben biraz hava almaya çıkacağım dedi. Kaçta çıktı? Saat 10 değil de 9'un sonları diyelim. 9'u 45. Öyle bir şey. 10 civarları, 10 suları diyelim. Aynen. Bu civarlarda çıktı evden. Ondan sonrasında haberimiz yok. Annesiyle görüşüyor saat 10.30 civarlarında. Annesine de 45'ten şimdi 10'da çıkan birisi 10.30'da annesi hemen arkasından niye? Tabii 9'u 40 geçirdi. Aralarında şey vardır fakat ama ben tam olarak saatini bilmediğim için sana gelmedi. Saat diyorum. Yani yemek yiyip bilgisayar oynayıp bunları 40 dakikada yapamam. Bilgisayar derken oturduk yan yana biraz konuştuk, sohbetini etti, evinden çıktı. Nereye gidiyorum dedi?
nereye gideceği hakkında bir bilgimiz yok. Fakat hava alacağını söylüyor. Yani ortada bir Kadıköy mevzusu da yoktu. Saat 21'de eve geldi. 21.45'te evden çıktı. Evet. 10.30'da da anneye... Annesiyle görüşüyor telefonda. Geleceğini söylüyor. Annem de havanın soğuk olduğunu falan görüşüyor. Ardından mesaj olarak atıyor bunları. Ben anacığım sen merak etme yatıyor. Ben geleceğim sana. Böyle bir mesajlaşması var. Başka da bir şey yok. O zaten ondan sonra annem de merak etmiyor zaten. Geleceğini söylüyor bu çocuk. Hı hı. Elinde anahtarı da var evin. Çıkarken para falan aldı mı anneden? Yok yok hiçbir şey alma. Hiçbir şey alma. Cebinde 100 lira parası vardı Esra abla. 100 lira parası var. Aynen yani. Cebinde 100 lira parası sen olduğunu biliyorum. Sen dün akşam o 100 TL'yi annemden aldı dedin. Annemden yok yok iş yerinde. Yok cebinde vardı annesinden de almış olabilir yok, dedim yani. Cebinde benden para hiç, vardı. Hiç istemedi bile. Cebinde para hiç vardı. Hiç eve gelmemiş olabilir Mercan. Hiç eve gelmemiş olabilir mi? Yok daha öncesinden yok. Hayır hayır o akşam yani hani anlattığınız gibi değil de aslında Ercan işten çıktıktan yok, sonra yok, hiç eve gelmemiş. Yok eve geldi yanımda. Geldi yemeğini yedi başını yaptı. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Tabii bu, bunun zaten evde olduğu çıkardım. Da kesin net olarak belli zaten. Fotoğraflar kamerada da belli zaten. Şey eve sigara, şey. Bir saniye. Eve sigara alıp da geldiğinin fotoğrafını çekmişti zaten saat 10 sularına yakın. Telefonumda zaten hayır, bu mevcut. Hayır asansörde çekti. Eve gelmeden gitmesiyle... Yok eve yok, gelip eve de gelip öyle gitmesi işte. Arasında benim için bir fark yok. Ha. 7 Şubat'ta yani 6 Şubat'ta evden çıktıktan sonra 7 Şubat saat 5'ten sonra bu çocuk kayıp mı? Aynen ondan sonra evet, zaten kayıp. Benim merak yani, ettim bu. Ha eve gelmiş çıkmış ha eve gelmeden aynen. Çıkmış ne fark eder? Hiç fark etmiyor farkı ben annemizin. Yok ama yani eve geleceğini haber eden birisi bundan dolayı söylüyorum. Yani şimdi sen kardeşine Ercan'ı bir anlatır mısın? Onun hani günlük yaşantısını ve düzenini anlatabilir misin bize? Hemen hemen anlatırım tabii ki. Sabah işine gider. İşinden de akşamüstü evine gelir zaten. Saat 9 sularında, 9-10 civarlarında gider. Saat 5-6 gibi çıkıyor. Bir saatte o bulunduğu, çalıştığı yerden evine gelene kadar bir otobüs faslı var. Bir yerlerde takılırsa saat 9-10 gibi zaten evinde olan bir çocuktu. Yani o gün 6 Şubat'ta işte 21.45'te evden çıktıktan sonra Ercan aslında ilk defa böyle bir gece dışarı çıkıyor. Hemen hemen yok hani dışarıya ara sıra yine çıkardı tabii ki ama geç kalırdı, çok geç şey. Kalmazdı. Hemen diyelim 11-12 bir bazen olur da bir çok nadir olmaz. 12'lerde eve geldiği oluyor tabii ki. Genç bir çocuk dışarı çıkıp gezebilir. Geziyordu tabii da zaten. Gezebilir. Gezer de arar hayır, da hemen. Mesela sizle ilk tanıştığımızda Ercan dışarı çıkan bir çocuk muydu? Hayır asla dışarı çıkmazdı. Ercan alkol kullanır mıydı? Hayır asla alkol çok kullanmazdı. Çok sık dışarı çıkmaz ama çıkabiliyor yani. Çıkıyordu da ya. Çok sık değil ama dışarı çıkmışlığı yazın var tabii. Oturdu, çıkıyor. Yazın otururdu yani sıcaklarda biraz dışarıda kalırdı cid. Yani o gün sizin için farklı bir gün aslında. Aynen. Hemen hemen evet. Ne gibi farklılığı var? Evine geliyor. Gelmedi. Ne bileyim eve geliyor geldikten sonra oturuyor bilgisayarın başında çok fazla durmuyor zaten. Az bir muhabbet ediyor dertleşmeye çalışıyor. Konuştum da biraz ama yani ardından... Bir sıkıntı var mı o güne ilişkin? Yok evde herhangi bir sıkıntı yok. Normal konuşma o zaman seninle. Peki şeyi sormak istiyorum. Gelirken dedim bir resim çekiyor. Tabii. Sigara aldı. O zaman saat kaç? Niye öyle bir resim çekmeye ihtiyacı? Telefonda var da şu an tam olarak saatini bilemiyorum ama dediğim saatlerin civarıydı. Eve evet. Gelirken bir resim çekiyor. Tabii sigara yok. Bakkala iniyor evden. Bakkaldan sigarasını alıyor. Onun da resmini çekiyor asansörde. Yani bunu hani günlük sosyal medyaya bazen koymak için her şeyi yok, her anınızı fotoğraflarınızı yok zaten çok fazla resim çeken birisi. Çok fazla resim çeken biriydi. Sen kardeşinin kayıp olduğundan eve gelmediğinden ne zaman haberin oldu? Sabahına doğru. Kaçta? İşte annemler gitmişti beni daha doğrusu kardeşimi aradılar. Ercan'ın telefonunu bulduklarını söylediler bana. Gidip alıyoruz ardından da zaten karakola geçeceklerini söylediler. Kaçta öğrendin sen? Ben saat 9.30, 10, 11 civarları yani tam olarak saatini bilmiyorum ama sabahı öğleye bağlayan bir süreçte oldu. Peki şöyle söyleyeyim hani Asiye teyze size de söylüyorum. Ercan evden çıktı. Size bir mesaj atıyor. Anne sen yat 22.30'da. Yani 21.45'e 45 dakika önce evden çıkıyor. Anne arıyor diyor ki anne sen yat diyor. Evet. Değil mi? Ben aradım konuştum ondan sonra o mesajlar attı ki sen beni bekleme bence tamam ben 3-4 gibi geleceğim aynen. Diyor. Evet.
Sabah da telefonunu Kadıköy'de bir mobil VC'de, yani aynen. Sancaktepe nere, Kadıköy nere, aynen. Mobil evet. VC'de unuttuğunu öğreniyorsunuz. Aynen. O anda oğlunun kayıp olduğunu anladın mı? Kaybolduğunu ne düşündün? Ne oldu dedim, acaba başına ne geldi bu çocuğun? Yani öyle bir şey his geçti. Şimdi acaba çocuğun başına ne geldi ki bu çocuğu? Telefonu orada bıraktı. Yani o anda onu düşündüm. Bir şey, yani başına bir şey gelmiş gibi. Ya da şöyle söyleyeyim, çizdiğiniz Ercan profilinde anlattığınız kadarıyla bu çocuk çok en geç abi diyor ki yaş olarak da yakınlar, bir gibi gelirdi. Ama bu çocuk, bir kere konuştuğunuzu söylüyorsunuz, Ercan evden çıktıktan sonra 10.30'daki görüşme yapılamıyor. Size mesaj verdi Ercan. Hayır, biz telefonla da konuştuk onunla. Ben telefonla konuştum. Ondan konuşma sonra mesaj kayıtlarınızda verdi. Bu var, öyle bir şey yok. Bilmem. Bak şimdi konuştum ben. 10.30'da da konuştum ben. 10.30'da sizin aramanızı kapatıyor. Hiçbir kayıtlara göre kayıtlarda hiçbir görüşme yok. Size yalnızca Ercan'ın mesajı var. Ben anne saat 10.30'da 3-4 gibi gelirim diyen telefondan bir çocuk. Da bak silindi bilmem ama ben aradım, konuştum çocuğumla. Siz konuştum diyorsanız tabii sizin beyanınız esastır ama ben gördüğüm kadarıyla bir konuşma yok, mesaj var. 3-4 gibi gelirim diyen 18 yaşında ve hiç dışarı çıkmayan bir çocukta aile endişelenip oğlum kalk bu çocuk 4'te gelecekmiş nerede? Demez. Ya da babaya arkadaşlarımla dolanacak diye ama biz 4 dediğiniz şey kabul edilebilir bir saat değil. Şunu merak ediyorum. Şimdi mesela bak 18-19'da Ercan anneyi arıyor. Bir kısa bir konuşma yapıyorsunuz. Sonra tekrar 19-51'de siz Ercan'ı arıyorsunuz. Sonra işte olduğum saatler. Tamam bak. Evet aynı. O gün 6 içeri geçe bir konuşuyorsunuz. Evet konuştum. Saat 8'de bir konuşuyorsunuz. Evet, konuştum. Sonra diyorsunuz ki Ercan eve geldi. Evet geldi. Ercan eve geldi. Sonra 21.45'te çıkıyor. Aynen. 45 dakika sonra sen onu arıyorsun Ercan'ı. Ercan buçuk, ne zaman eve geliyorsun? Ben 10.30'da beni aradım diye dedim. Oğlum dedim soyuk dedim. Gel eve dedim. Tamam, o da dedi, yani 45 dakika sonra eve dön diyorsunuz Ercan'a. Aynen. Sen Ercan'a eve dön diyorsun. O da diyor ki 3-4 gibi geleceğim diyor. Yani sonra o da mesaj attı bir daha bana. Dedi anne beni bekleme, merak etme. Ben arkadaşlarla beraberim, geleceğim. Tamam, arkadaşlarla beraberim dedi. Saat 10.30'dan 5'e kadar hiç kimse Ercan'ı aramıyor. Aynen, o aradan yani, bekliyoruz yani. Şimdi 7-20 gün içerisinde sürekli Ercan'la iletişim varken saat 10.30'la 5 arası aileden hiç kimse merak edip de Ercan'la bir iletişim geleceğini söylüyor ama. Ama geleceğini söylediğin bizi rahatlattıktan sonra tabii ben. Annem de geçmiş koltuğun üzerine yatmış, tamam. Uyumuş. Tamam, anne yatmış. Aynen. Ta ki 5'e kadar. Hı hı. 5'i yok, 4.58 geçeye kadar. Peki tamam, 4.58'de sen mesaj atıyorsun, neredesin, cevap yok. Bu sefer telefonunu aramaya başlıyorsun değil mi? Hem mesaj atmam, hem de aradım. Ara hep aradım. Ercan'ın zengin olma hayali var mıydı Ensar? Yok sanmam, öyle bir hayali. Zengin olma ne hali olacak? Yani ne bileyim, zengin olma, farklı bir hayat yaşama. Yok öyle bir durum. Yeni ev kurma. Yeni ev kurma hayali. Öyle aklına geçerdi. Ondan. Konuşurdu böyle şeyler. Yani evet, konuşuyordu zaten. Kendisine yetecek kadar ne isterdi. Annesiyle görüşmüştü yani, bir ev tutalım falan. Kimle ev tutacak? Annesiyle görüşmüş bunları yani tam olarak. Daha iyi beraber anlatabilir. Beraber kardeşlerine baba? Beraber öyle. Babasının bir bilgisi yok zaten. Babasının öyle. Haberi yok zaten onlardan. Ama siz de yeni ev kurmak istiyor. Tabii annesiyle aynı, sıkı sıkı konuşamıyor. Siz de yeni bir hayat aynı, kurmak istiyordu. İstediğini söylüyor. Evet. Bana da hani şöyle derdi, gel gidelim farklı bir ev tutalım, orada yaşayalım gibi. Böyle ara sıra çıtlatırdı da hani dalga makara konusunda konuşarak anlatırdı yani. Ben Ensar'a şunu merak ediyorum. Şimdi ailenin tarif ettiği Ercan ile hayatın içindeki insanların tarif ettiği çok farklı. Ve bunları öğrendiğinizde duygusal anlamda tabii. Çok tepkisiz kaldınız. Tabii. Yani şaşırmadınız hiç. Ya biz çocuğumuzu ben böyle mi? Biliyorduk ama... Ben konuşamadım ki burada. İşte tepkisiz kaldınız ve bir de şu dikkatimi çekiyor. Yok tepkisiz kaldım sizin, değil. Bana konuşma gibi bir hak vermediniz. Yani konuşamadım. En büyük sıkıntısı o. Mesela babasına bir sistemi var. Ben zaten burada da sizlere bunları ilettim. Mobil VC'de... Anne sürekli ararken... Mustafa Bey siz o gece evde değil miydiniz? Evdeyim. 4'te bu kadın kalkıyor anne. Diyor ki oğlum bana 3'te 4'te geleceğini söylüyor. Oğlan yok evde. Bey bir arasana. Bu çocuk yok, ulaşamıyorum. Sizin hiçbir aramanız annenin dışında kayıtlarda ne babanın ne abilerin hiçbir araması yok. Anne merak ediyor. Benim üstümde telefon olmadığı için. Aramadık biz yok. Çünkü Ercan'ın bu tip alışkanlığı vardı derseniz ben bunu kabul ederim. Ama normal çizdiğiniz profilde saat 1'de en geç gelirdi. Ercan bir saat hava almaya giderdi.
çocuk 9.30'da gelip 10.45'te çocuğu neredesin diye arayan bir anne profili varken sabahın 4'ünde gelen çocuğu baba, abi aramıyorsa kusura bakmayın ben bunu sorgularım. Ya da sizin anlattığınız profil, ya siz buna alışmışsınızdır. Hayır hayır, hiçbir şey. Ya da baba gerçekten o saatte evde değil. Hayır, yok, babası arardı. Evde. Hayır hayır. Babanın araması yok. He, babası evdeydi. Araması yok zaten. Sizin aramanız yok. O da. Benim telefonum yok. Bu sıra kullandığım bir telefon yok yani. Yani telefonum anne yok. Evladını merak eden bir anne ama ailedeki hiç kimse aynı merakı. Zaten öte küçük oğlum da işte cecenin haberi yok. Şimdi bu çocuğun telefonun olmaması da problem değil Esen. Annenizin telefonundan ulaşmaya çalışırsınız. Hani zaten siz, ulaşmaya sizi çalışıyorum. Baba gibi biliyor ya, iletişimi çok sıkı ya, ben onu anlamlandıramıyorum. Bakın, konuşamadığınız dediğiniz için de bunları ifade etmenizi istiyorum. O günün gecesi bilgisayarda biraz fazla kaldım ben. Oyun oynuyorum vesaire. O gün sabaha karşı yattım zaten. Uyuyor vaziyetteydim. Annem de aramış fakat yani beni kaldırmadılar. Öyle ben iletişime giremedim ki. Telefonu almaya beraber gittiler. Nerede olduğunu bilmiyoruz çünkü. Çocuğa benim haberim yok yani gibi. Öyle bir durumdan o saatte. Isı Hanım onu soruyorum. İletişime geçemediğiniz çocuğunuz için endişelendiğinizde bu endişeyi ama aile bireyleriyle niye paylaşmadınız diye. Yanlış anlamayın. Sizin endişenizi tamam, görüyorum. Anladım senin dediğini. Niye eşinize ya da oğlunuza, Reşit oğlunuza bunu paylaşmayıp aramak için mücadele vermediğinizi sormak istiyorum. Ya bu zaten o kadar da bunları şey yapmadım yani, o anda hemen demedim ki çocuğu ciddiye veya kötü bir şey olduğu için. Şimdi ben iletişime giremedim, bunları da şey yapmadım yani, kaldırmayı şey yapmadım. Ensar, Ercan'ın yani kötü alışkanlıkları var mıydı? Kötü alışkanlık derken alkol içiyordu ara sıra yani. Son zamanlarda da biraz madde daha gibi. Fazla abartmış zaten. Madde gibi? Yok, madde yok. Daha önceden şöyle söyleyeyim, 2-3 yıl kadar oluyor. O zaman kullanmamıştı, kullanamamıştı. Bir kere daha önce, yok, 16, daha 15, ondan sonra yani yaşında. Öyle bir etki ya. 14 yaşında belki de. Kullanmıştığını da görmedim zaten. Şimdi mobil... Parlaktı ondan sonrası zaten. Yüzde. Ondan sonrası parlaktı. Tabii tabii. Bir tek alkolle alakalı. Hayatında bir kere bulaştı buna diyebilirim. Aynen. Şimdi Ercan'ı en son gören kişi kim? Kadıköy'deki mobil BC'de vakit geçiriyor. Oradaki BC görevlisi. Evet. O da ne diyor? Saat işte 2'de, 2.30'da bu çocuk geldi. Tuvalette vakit geçirdi. Yorgundu, baygın gibiydi. Ne derler ona? Kafası uyuşuktu. Ben onu çıktım, havalandırdım. Sonrasında telefonunu ve şarj aletini ve kulaklığını düşürerek ya da bırakarak oradan ayrıldı. Aynen. Fakat telefon orada kalıyor. Evet. Anne saat 5'ten itibaren. 4.58'de annesi mesaj atıyor. 5.12'de Ercan'ın telefonundan annesi aranıyor. 5.15'de ise Ercan'ın telefonundan 2 adet fotoğraf çekiliyor. Fakat annesinin aradığı çağrılara saat 6.37 geçe cevap veriyor bu şahıs. Yani 1.22.31'de. Telefon ise telefon bekçinin elinden alınıyor. Yani bu telefon bekçinin elinde. 22.31 ile saat 5 arası Ercan hiç kimseyle bir iletişim yok. Kurmuyor. Yani. Herhangi biriyle bir görüşme gördüğümüz kadarıyla yok. Ha, WhatsApp üzerinden yapmış mıdır? Olabilir mi? O görüşmeler tabii. Bir soru işareti. Burada ama bir telefon üzerinden var. Bir görüşme yok. Maalesef ki yapmıyor. 5'te siz telefonu, yani oğlunuzun gelmediğini anladıktan sonra evet. 6.36'ya kadar arıyorsunuz. Aynen. Bu arada tuvalette bırakılıyor o telefon. Aynen. O telefondaki, yani telefonun karşısındaki VC görevlisi Osman Bey, sizin çağrılarınıza cevap? Hem arama hem de mesaj olarak atıyoruz. Hiçbir geri şekilde dönen cevap hiçbir şey yok. Evet. Vermiyor. Niye o cevabı? Aynen. Evet. Neden vermiyor? Benim bir şüphem var. Elinde bir telefondan fotoğraf çekilmiş. 5'i 15 geçe. 5'i 13'te Ercan'ın telefonundan annesi aranıyor. Ama telefon konu, yani şöyle söyleyeyim. Hiç. Telefon bu şahsın elinde olabilir. Çünkü sürekli arıyor fotoğraf annesi. Çekiliyorsa, evet annesi varsa. Evet sürekli arıyor bunu. Sen bu fotoğrafları çekiyorsun ama neden kalkıp da annesinin aradığı telefonu açmıyorsun? Benim şüphem burada birinci olarak dönüyor. İkincisi olarak sen bu şahsı uyandırdığını ve silkelerek muhabbet edip dışarıya götürdüğünü söylüyorsun. Telefonun da düştüğünü söylüyorsun. Fakat benim şüphem şurada var. Bu telefonu çocuğu uyandırmak için kapıyı açıyorsun. Fakat bu kapıyı nasıl açıyorsun? Ayrıca bu çocukla aranızda ne gibi bir diyalog oldu? Bunları bize anlatır mısın?
Yani bu çocuğu uyandırırken nasıl bir diyalog içerisindeydin? Kavga ettin mi, etmedin mi, ne bileyim. İnsan diyelim ki orada uyuyor, uyku serse misin? Sen bu çocuğu hop diye kapıyı kırıp da içersen, içeriye girersen elbette ki bir kavga dövüş olabilir. Değil mi? Onun ardından şöyle söyleyeyim. Güvenlik... Babanın Osman Bey'i koruduğunu düşünüyorsun. Yani bir türlü diyorsun ki bu BC'de kardeşimi son gören Osman'ı babam garip aynen, bir şekilde... Babama kızgın olduğum nokta neresi biliyor musunuz? Bu şahıs elinde telefon, arıyorsunuz ama bu telefonlar açılmıyor. Size de doğru düzgün bir bilgi vermiyor bu şahıs. Kalkıp telefonda da arkadaş kurbanı olduğunu söylüyor bu adam. Sen bu adamdan şüphelenmiyorsun. Zaten ya da yanındaki arkadaşları kim? Onları tarif ediyor mu? Evet, bu üç kişiyi gördün mü diye soruluyor bu şahsa. Bu şahıs ise bu üç kişiyi görmediğini söylüyor. Fakat güvenlik kameralarında o üç kişinin de zaten tuvalet kadrajında ve tuvaletin giriş noktasına girip oradan uğrayıp tekrar orada beklediği zaten belli oluyor. Bu şahısları nasıl görmediğini söylüyor. Ya da hadi diyelim ki bu çocuk yani gelen kişileri görmedi. Evet. Niçin oğlunuz yanlış arkadaş kurbanı diyor. Evet, neden yani bu adam tek geldiyse, bu tuvaletin içerisinde tek değilse, sen de bunu kaldırıp uyandırdıysan, yanında kimse yoksa bu çocuğun nasıl oluyor da arkadaş kurbanı olduğunu sanat getirebiliyorsun. Haklı mı bu konuda? Yani mesela Eser dün değil, ondan önceki günde yani baba sen bu Osman'ı ne koruyup duruyorsun diye bir cümle kurmuştu size arkada konuştuğumuzda. Şimdi Osman'ı... Ben koruma bir şeyim yok. Yalnız Osman'la olan tüm şeyi anlattım ben size. Biliyorum. Ensar da onun aynısını anlatıyor. Farklı bir şey burada anlatmıyor. Ben Osman'a bu üç kişiyi gördüm mü? Ne dedi size? Hayır, yanında kimse yoktu hiç diyor. Hiç kimse görmemiş. Artı bu resim bu saatten sonra çekilmiş, silinmiş. Peki neden bu şahıstan, tuvaletçi bekçi Osman'dan ağır derecede şüphelendiğini söylemiyorsun? Şimdi ben... Şüphelerim, yani şüphelendiğim noktaları zaten size anlattım. Ama sen kalkıp da demiyorsun ki hani burada ne ben diyelim, bu adamdan şimdi, böyle böyle bir konuşması var. Konuşmaları da çok çarpıcı yani. Keskin değil, birbirlerini tutmuyor konuşmaların. Arkadaş onu da kurban, söyledim ben size. Arkadaş kurban olduğunu nasıl söylüyorsun gibi. Yani bu şahıs annesi arıyor, saat 4.58'den itibaren bir irtibat var. Bu telefon çalıyor, mesaj geliyor. Bu adam neden telefona bakmıyor gibi. Burada bu iddiaları neden doğrulamıyorsun? Yaklaşımını iyi niyetli sen bu adama neden? Ben bu adamdan şüpheliyim abi. Bunu şöyle niye söyleyeyim. Demiyorsun? Şimdi çok iyi niyetli düşünelim. Burası Mobil BC. Siz oranın görevlisisiniz. Ve tuvalete biri giriyor. O Mobil BC'ler de kontrol altında. İşte kamera kayıtlarının olması gerekiyor. Çok uzun süre içeride kalanları görevlinin uyarması lazım. Yani bu tuvaletlerde niye görevli var? Orada herhangi bir olay yaşanmasın diye. İnsanlar işte farklı alışkanlıkları varsa burada kullanmasın diye sürekli bir kontrol. Çünkü kamuya açık orası. Ve sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Allah korusun içeride biri kalp krizi de geçirebilir. Başına her şey gelebilir. Şimdi biri geliyor tuvalette uzun vakit geçiriyor. Bir bakıyorsunuz ki yanına gidiyorsunuz. Baygın. Ya alkol almış ya da başka farklı bir madde kullanmış. Baygın. Evet. Her şey olabilir. Ne yaparsınız? Onu havalandırırsınız değil mi? Havalandırdığınızda baktığınız tehlikeli bir durum varsa polise de haber verebilirsiniz. Ya da kontrol edemeyeceğiniz gibi bir şeyse bir ambulans çağırırsınız. Çünkü evet. Ben madde kullanan birini görmedim. Nasıl bir tepki vereceğini, ne olacağını bilmiyorum. Hani alkol kullanan bir insanı en azından ayıltmak için ne yapacağımızı biliriz. Tüm bunlar yaşandı ve bu çocuk çıktı gitti telefonunu orada bıraktı. Şimdi şarj aletini, telefonu ve her şeyi bıraktı. Anlattığına siz göre... Siz onu görevlisiniz. Uyuma gibi bir lüksünüz var mı? Evet. Yok. Çünkü gece görevindesiniz. Telefon çalıyor. Fotoğraf çekiyorsunuz. 5.12'de telefon çalıyor. 5.13'te siz fotoğraf çekiyorsunuz. İyi günler. Kimle görüşüyorum? İşte ben Ercan'ı aradım. Nesisiniz? Annesi. Teyzeciğim valla oğlunuz burada. Garip de bir haldeydi. Telefonu da burada bıraktı gitti. İyi midir durumu, kötü müdür öyle bilmiyorum. Öyle bir şey dese zaten hemen ara. Size böyle bir konuşma yaptı mı? Hayır. Biz zaten onu soruyoruz. Biz zaten Esra Hanım, bunun ötekisinde şey olanların hepsini kötü konuştum. Bir durum olmuş şimdi olsa dahi. Şimdi bu çok iyi niyetli bir yaklaşım. Kötü bir durum olmuş olsa dahi en azından bir polisi aramak onun vatandaşlık görevi değil midir? O zaten arası ben hemen nöbünü alıp şey uyuyor olduğunu söylüyorsun bu şahsın. Yani orada Ercan'a ait bir telefon var. Evet. Ve telefon senin altında ve telefonu bırakan kişinin...
durumunu görüyorsun. Yani hani kafasının yerinde olmadığını falan görüyorsun. Bakın ve şöyle. Ve 5'te de seni canım diye yazıyormuş. Ya bir insanı, bir erkeğin kız arkadaşı arar. Yani yakınıdır ya canım diye kaydettiği bir insan. Açtığında zaten annesi olduğunu anlıyorsun. Bütün durumu izah ediyor olması lazım. Osman yani Bey bunu maalesef şey, hayır. yapmıyor. Aynen, hiçbir bunlar şey yapmadı. Esra Hanım tabii insani bir vatandaşlık görüyor. Ama kamusal alanda görev yapan insanların belirttiğiniz gibi... Şimdi tuvalette sabaha karşı uyuyan bir insan olmaz. Olmaz. Normal değil. Yaş itibarıyla da yeni 18 yaşında girmiş 18. bir çocuk. Yaş altı 18'in altında da olabilir. Bu aslında... O kamusal alanda görev yapan kişinin dikkatini ve şüphe uyandıran bir durumdur. Ve bu çocuk telefonu almadan gidiyorsa, uzun sürede tuvalete kalıyorsa ve ya mağdur edilmiş ya da bir şeyden kaçtığının belirtisidir. Çünkü bir çocuk için en önemli, ergen için en önemli şey telefondur. Telefonunu almadan aletlerini bırakıp gidiyorsa siz 155'i arayabilirdiniz. Evet. Belki de bu kayıp olayı yaşanmayabilirdi diye düşünüyorum. Aynen. Yani aynen insani görevin dışında aynen. Bir de kamusal alanda çalışan insanların sorumluluk duygusunun ağır olduğu şey var. Yahut da şunu diyebilirdiniz. Evet, baba soruyor. Bir resim çekilmiş, silinmiş. Ya vallahi ben de telefonu kullanmayı bilmiyorum. Kurcaladım, ulaşmaya çalıştım. Bu insani bir şey. Bunu da söylemedik ama bize. Bu ifade de yok. Hayır, öyle bir ifade yok. Ben yani Osman dedim. Ben olsam dedim bu insan bu şekildeyse burada. Onu bir çıkardım, elini yüzünü yıkardım. Babasını veya bir taksiye bindirirdim. Bir iletişim taksiye aradı zaten, veya bir ambulans, arasını. Bir polise bilgi verirdim dedim. Sen bunların birisini yaptın mı dedim. Abi onu düşünemedim dedi ben. Şimdi anne 507'de arıyor. 5-11'de size 13 saniyelik sessiz bir telefon geliyor. Görüşme var fakat hadi iletişim yok. Hadi diyelim ki orada konuşamadık. O konuşma sağlanamadı. Telefonda arıza var. Anne 5-13'te tekrar arıyor. 5-41'de tekrar arıyor. Deniyor. O arama iptal ediliyor. 5-52'de bir daha arıyor. Evet. Belki de iptal edildi. Meşgul veriyor telefon. Çalıyorsunuz ya da meşgul veriyor. 6-18'de bir daha arıyorsunuz. Ta ki 6-37'ye evet, kadar. Evet o zaman iletişime evet. Geçiyor. Yani 1-2-3-4-5 tane... 3 tane de mesaj vardı. 3 tane mi 4 tane mi öyle bir arama şey arama var o telefonda. Diyelim ki Ercan daha iyi niyetli. Ercan evi o gece terk etmeye karar verdi. Diyelim ki öyle olsun. He aynı dediğin gibi. Aynı diyelim ki öyle oldu. Dene bir haber verdi. Peki öyle bir evi karar vermeye niyet eden bir insan. O da değil. Tuvalette mi? İş yerinin anahtarını veya cebine niye koydun? Veya Kadıköy'de mi? Terk etmeyi düşünür abla. Terk eden bir çocuk iş yerinin anahtarını cebine niye koysun diyor. Cebindeydi iş yerinin anahtarı bile. Hayır şimdi 18 yaşına girdi evi terk etmeyi düşünüyor. Bunun için bu kadar meşakkatli bir yol çizilir gerek mi? Gerek duyulmaz ki. Ne yaparsın evden çıkarsın bir iki eşyanı da alırsın. Telefonu da evde bırakırsın. Evden saklasın, kaçacak olsa cebinde 100 lira parası olan bir insan ne bileyim o telefonu alır satar. Parasını alır cebine koyar. Haksız mıyım? Vallahi cebinde de 100 lira parası var bu çocuğun. Nereye kaçırdı? 22 gün oldu Ercan'dan bir haber yok. Ki babayla arası çok iyi değil Ercan'ın. Pek abiyle sayılmaz, zaten evet. İletişim belli ama Asiye teyzeye söyleyeyim seni habersiz bırakır mıydı? Herkese bırakmaz, yapardı. Hayır, kesinlikle, hiç kesinlikle. Annesini sürekli arardı işteyken yani daha. Bana bunu oğlum yapmazdı diyor. Ercan nerede? Ercan'ın nereye başına gitsin, ne geldi? Biraz sonra devam edeceğiz. VTR'lerimiz de var. Alperen ve Melisa konusunda. Alperen o gün burada olduklarında ekip arkadaşlarımızla aralarında bir konuşma geçiyor. Orada Melisa yanındayken söylediği bir cümle var. O cümleyi aktaracağım. Şaduman Hanım biraz sonra konuğumuz olacak. 4 yıllık bir, 2015 yılında yapılan bir evlilik. Borçları bırakıp kaçan bir eşim var. Her 2 aydır onu arıyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum diyor. Biraz sonra stüdyomuzda olacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
evli kadınlarla birlikte olduğunu itiraf eden ve kendisi de evli olan Selocan'ın son vukuatı herkesi şoke edecek. Hep evli kadınlarla ilişki kurmanızın sebebi ne? Bu benim alın yazım ya, bu benim alın yazım ya. Selocan'a kaçan Türkan'la ilgili akıl almaz büyük gelişme. Ben dünyaya bir daha gelsem yine Selahattin Bey'in yanında olmak isterim. 9 sene önce o çıksaydı karşıma şu anda ben bu halde olmazdım. Tüm bildiklerinizi unutun. Bugün olanlara inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Alperen herkesi şoke edecek neyi ilk kez itiraf etti? Şunu ağzından kaçırır. Kafamdaki en önemli soru işareti. Alperen'in Melisa ile ilgili büyük şüphesi ne? Bu sözler çok tartışma yaratacak. Şimdi Esra Erol'da. Fotoğrafını ekrana verelim Sibel abla. Ercan nerede sorusunu soruyorduk. Ensar kardeşim böyle bir son bir hafta içerisinde bir sıkıntısı, evden ayrılmak gibi bir niyeti. Esra abla öyle bir durumu yoktu yani. Gelip de yanıma dertleşen, sohbet eden bir çocuk Ercan. Sürekli de zaten eski işlettiğim bir internet kafe vardır. Sürekli yanımdaydı bu çocuk. Yani doğma büyüme beraberiz. Ne dertleşiriz? Kaçmak hangi istese, dert yanardı? Bakın hiçbir şey yoksa kaçmak istese... Bunu haber eder bize. Kaçmak istese haber eder. Yok, ne derdi yani vardı? Yani ailesinden kaçmak istese benim haberim olur. Yahut da evi terk etmek istese bir sorunumuz olur. Biliriz bu sorunu. Sizin kabul etmeyeceğiniz bir durum içerisinde olabilir mi? Yok, benim onun her türlü durumunu hayır, kabul edecek bir abisiyim. Seven insan her türlü haliyle sever kardeşini. Peki o mesajda annemin babamın kabul etmeyeceği, ailemin çok üzüleceği, kalp krizi geçireceği bir durumdan bahsediyor. Evet. O noktada evet, da ve sıkıntı. Yani asla ailenizin içerisindeki ya da Ercan'ı karalamak olabilir. Yani her o değil. Ihtimal. Benim ifade etmek istediğim şey Ercan'ın olabileceği adresleri aslında sizin anlattığınız ve yaşam tarzı belirler. Nerede aranması lazım? Siz eğer bana anlattığınız gibi ise Ercan şu anda evde olması gerekirdi. Sorumluluk sahibi anne bir gün içerisinde evet. Sürekli arıyor, mesajla bildiriyor. Ama bir çocuk 18 yaşına yeni giren ve ailesiyle ilişkileri çok düzgün olan bir çocuk ben 4'te geleceğim deyip aileden de bir karşı tepki. Gelme olmuyorsa, baba gece hiç aramıyorsa, abi aramıyorsa, abi evde bir çocuk kayboluyor, anne perişan olmuş, 11'de haberi oluyorsa aile ilişkilerinde de ya da kopukluk çocukla var. Bir kopukluk olduğu hayır, nasıl... Hayır, hayır. Öyle değil, evet, öyle değil. Bu durum öyle değil, şöyle anlatayım. Zaten Söz haberleştik, ne zaman geleceği hakkında bir bilgimiz var. Çocuğu da çok iyi sizin tanıyoruz. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Annenin, annesinin var. Ensar Bey yok, sanki siz öyle olayın içerisindeymişsiniz gibi. Bir de şunu ya sormak bir istiyorum. Ya şu var bak. Haberin de olmayabilir. Bu da çok normal. Ya benim kardeşim yok benim çıktı. Haberim yok ama annesiyle konuştuğunu akşamdan haberim var. Geleceğinden haberimiz var. Hayır yani çıktı ya oğlan çıkar işlese akşam 9'da çıkar sabaha karşı gelir yani Ercan bunu hep yapar. Sabaha yakın gelme öyle yapmaz dedi. İlk defa yaptı. Yani gece tamam gece saate 1'e yakın yazdın o da yapar. Geleceği şimdi... saati söylüyorsa yani size geleceğini de söylüyorsa yani o saatlerde kalkıp da ne bileyim coşkuyla ne bileyim hani aramazsın yani çocuğunu haberin var çünkü. Kardeşinden haberim var. Gelecek var bu çocuk. Yani ya o gece arkadaşlarıyla birlikte. Arkadaşlarına nerede evet. Buluşacaktı? O hiç demedi de biz demedi, yerini söylemedi zaten. Şey şimdi anne ben arkadaşlarla buluşacağım. Siz nerede oturuyorsunuz? Yenidoğan. Yenidoğan. Yenidoğan Sancaktepe'de evet, oturuyorsunuz. Biz zaten onun Yenidoğan'da bir yerde olduğunu düşünerekten hani böyle yani rahat olmasının aynen. Sebebi bu. Tamam. Uykuya dalmasının sebebi de bu olabilir. Okey. Annenin zaten uykuya dalmasında bir problem yok. Aynen. Anne Ercan eve gelene kadar süreçte sürekli konuşuyor. Aynen, 22.31'de evet. Anne aynen. Arıyor. Ercan telefonu açmıyor. Mesaj atıyor. Anne ben gece 3-4 gibiyim. Arkadaşlarla geleceğim diyor. Anne yatıyor. Evet. Yani 22.31 ile 5 arasında Ercan işte Sancaktepe'den Kadıköy'e gidiyor. Değil mi? Gittiğini aynen. Öğreniyoruz yani evet. Bu 22.31 ile 5 arasında herhangi kafanıza bir soru işareti? Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Aynen. Olamaz. Hiçbir şey 5'ten yok. Sonra siz Ercan'ın evde olmadığını... Gördüğünüzde aramaya... Umudum zaten şey evet, tabii. Zaten o zaman başlıyor telefon trafiği, neredesin gibi aramalar.
Evet. Ondan sonra yani şüphe etmeden onu sormak istiyorum. Bu kaybolma olayından sonra babanın elinde bir telefon var. Çok sosyal medyayı bilmeyen, işte iletişim kuramayan, teknolojiyi bilmeyen baban. Ama sen teknolojiden çok iyi anlıyorsun. Evet, iyi anlarım. Ercan'ın telefonunu kurcaladığında Ercan'ın senin tanıdığın Ercan olmadığı noktasında şüphelerin oluştu mu? Şüphelerim yani evde diyor ki hani hava almaya gidiyorum. Kadıköy'e gittiğini öğreniyoruz. Elbette ki hani bir şaşkına uğruyorum ben. O değil. Ondan yani bahsetmiyorum. Diğer yaşamıyla ilgili senin tanıdığın kardeşin Ercan'la İçindeki şeyler arama mi? Motorundan tut da iletişim kurduğu kişilerle yani... Ben şöyle ailenin ona, bana anlattıklarıyla bu benim, gördüklerim çok fazla. Gördüğün Esra benim değil mi? Evet. Ama eve gittiğimde başka da bir Esra var. O Esra'dan habersizsin sen. Aynen. Yani bakın şöyle anlatayım. İki erkek kardeşiz. Yani bu çocuk dışarı çıktığında nasıl bir hayat yaşar? Tam olarak bunu zaten kimse bilemez ki. Çocuk zaten yeni gençlik aşamasında. Ben Esra'ya bir soru sormak istiyorum. Peki bir ihbar var hocam. Hemen lütfen. Bu ihbarı almam lazım. Acil diyor arkadaşlarım. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Programlar değil. Teşekkür ediyorum. İhbarınız neyle ilgili? İhbarım o Ercan kardeşimizin takıldığı o bölge. Kadıköy. Tuvaletler, evet. Mobil tuvaletler. Beyci. Benim gençliğim geçti orada. Benim gençliğim, çocukluğum oralarda geçti. O tuvaletler... Tuvaletlerde fumş yapılabilen bir yer. Evet. Fumş yapılıyor. Tuvaletçiler de bunlara göz yumuyor. Biliniyor yani. İçeride ne, kimin ne yapıldığı biliniyor. Ve buna da çana atıyorlar. Ben bunun bilgisini vermek istedim size. Şunu söylüyorsunuz. Bu Ercan'ın... son görüldüğü yer o tabloda iki de mobil VC'nin oraya geliyor. Saat 3.40'da mobil VC görevlisi Osman Bey'in ifadesine göre 3.40'da işte ayıltıyor, havalandırıyor. Ercan her şeyini bırakıp gidiliyor. Bu 2.30'da 3.40 arasında bu mobil VC'de bu kadar vakit geçiriyorsa bu ve benzeri tuvaletlerde fuhuş yapıldığını iddia ediyorsunuz. Evet. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı. Söylediğimin arkasındayım ben her zaman. Tamam. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı. Ercan niye telefonunu bırakıyor ve o günden bugüne 22 gündür kayıp. Vallahi onu bilemeyeceğim. Onun içinde başka şeyler var. Kiminle gitti, oradan nereye gitti onu bilmiyorum. Yani bilemem de. Evet. Yani böyle bir şeyi de göz önünde bulundurun diye söylemek istedim. Ben bunu size sormuyorum. Ben kendim sesli düşünüyorum. He anladım. Yani Ercan diyelim ki böyle bir hayatı vardı. Her zamanki gibi bir gündü onun için. Ama niye 6 Şubat gecesinden sonra kayıplara karıştı? Yani sesli düşünüyorum bu soruyu. Ama siz diyorsunuz ki bu tuvaletlerde farklı ilişkiler yaşanıyordu, fuş gibi. Orada yaşama gereği duymamışlardır da başka farklı bir yere gitmişlerdir. Orada başına bir şey gelmiştir. Allah korusun yine de. Evet. Esra abla benim yani şüphelerim daha farklı. Böyle bir şey oldu. Teşekkür ediyorum ihbarınız için. Ben bu söylediğimin arkasındayım dedi beyefendi. Benim şüphelerim daha farklı Esra abla. Ne gibi? Mesela o gün o üç kişi tuvaletin önünde fakat bekçi Osman'ın söylediklerine göre o üç kişiyi hiç görmediğini fakat güvenlik kameralarında ben tuvaletin tam giriş yerinde basamağında bu şahısların gelip de göründüğünü görebiliyorum. Verelim o bu şahıslar kim? Mobilize. Bu bekçi Osman bu şahısları neden görmediğini söylüyor. Bunları öğrenmek istiyorum. Ve bekçi Osman... Yani bu çocuğun telefonunu alıyorsun, aranızda ne gibi bir diyalog geçti, bunları da öğrenmek istiyorum. Hatta gelebiliyorsa bu canlı yayına gelsin, soracağım sorulara cevap istiyorum. Yani en son gördüğün, sen Ercan'ı gören en son kişisin. Şimdi bu MOBESE, pardon bu aldığınız kamera kayıtlarında, görüntülerinde Osman Bey'in söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Mobil VC'ye Ercan giriyor değil mi? Aynen. Sonra çıkıyor. Sonra yanına iki tane. Üç kişi geliyor. Orada bir durup bir süre bir konuşma yaşanıyor. Sonra iki... Tuvaletin kapısına kadar gidiyorlar. Bekçinin onları görmeme gibi bir ihtimal yok. Giriyorlar ya. Kapısının önünde zaten. Bekçinin de oturduğu yer kapıyı gören bir yer. Bekliyor. Sonra kesinlikle görmesi gerekiyor zaten. Çıkıyor.
neden tanımadığını söylesin bize. Yani burada böyle bir üç kişi olduğunu neden söylemiyorsun? Neden saklıyorsun? Ben buraya gelmesini istiyorum şahsen. Şimdi görüntülere tekrar bakıyoruz da. Yani Ercan, görüntülerdeki Ercan çıkıyor. Çıktıktan sonra üç kişi geliyor. Üç kişiyle bir diyalog, iki kişi tekrar mobil BC'ye geri dönüyor. Ki bu sırada yani diyelim ki bu üç kişinin Ercan'la hiçbir bağı yok. Ercan nerede? Hayır, içeride. İçeride. Hayır, diyelim ki o görüntüdeki Ercan değil. Ercan içeride baygın, yarı baygın, işte alkol almış filan yatıyor. Oradaki insanlar da böyle bir duruma şahit olduğunda kaç tuvalet var orada? İki tane tuvalet var. Kapıyı çalıp açılırsa, birini baygın görürsen ne yaparsın? Toplu halde yardım edip onu dışarı çıkartırsın. Evet Esra abla, böyle olması gerekiyordu zaten. Bu üç kişinin Ercan'la irtibatı var. Bunlar alelade kişiler değiller zaten. Buluşma noktası orası. Buluşma noktası gibi, çünkü modadaki görüntülerde Ercan birinden haber bekler gibi. Aynen, bir telefon beklermiş işte, gibi. Telefonuna sürekli bakan, haber bekleyen ve buluşma yeri olarak da bence burası. Ve tedirgin de oluyorlar aslında. Biri gözler gibi Ercan'ın diğer tarafına geçip Ercan'ı ablukaya alıyorlar. İç kısımda kalıyor. Daha sonra Ercan'ın arkasından beyefendiler de giriyor. Yani üç kişinin Ercan'ı tanımaması gibi bir durum yok. Hayır, tanımaması gibi bir durum yok. Ayrıyetten Bekçi Osman'ın bu şahısları bize söylemedimesi var bir de. Dört kişi var etrafında ve sen yalnız geldiğini gece, söylüyor. Mobil VC'ye yanında birileri var mı diye söylediğimizde yok olduğunu söylüyor zaten. Ha, mobil VC'ye sadece Ercan gelmiş ve bir çelişkisini tuvaleti... daha anlatabilir miyim? Tabii. Görüşmelerinde Ercan yalnız geldi ve yalnız gittiğini söylüyor zaten ama... Şöyle de bir şey var, dört kişi geliyor giriyor içeriye, Ercan da yakınlarında ve tuvaletin tam böyle kadrajında gözüküyor. Bu insanları nasıl görmüyorsun? Yani ben bundan şüpheleniyorum. Dört kişiyle birlikte yan yana geliyor burada. Zaten tabii Osman Bey gider ifadesini emniyete verir ama şimdi en son 18 yaşına yeni girmiş bir çocuğu gören Osman Bey olduğu için... Evet. Ailenin de haklı bir sistemi var. Yani bizi muhatap al. Bizim sistemliyiz, şüphelerimiz var efendim. Siz daha da ileri gidiyorsunuz. Tamam, sizin iddia ettiğiniz gibi olsun. Şüpheleniyorsunuz, şüpheleriniz var. Hatta o konuda babayla da aranızda bir zıtlaşma var. Yani ben çok kuvvetli şüphelerim var ama babam niye şüphelen... Çünkü yeterince yani şüphelerini burada açıklamıyor. Ben bu noktada şunu merak ediyorum. Evdeki Ercan anlatırken Ensar çok tutuk, örtük cümleler kullanıyor... Ve yüklemine varamıyor bir türlü. Ama bu VC'deki Osman anlatırken çok seri cümleler kullanıyor. Bu birincisi dikkatimi evet. çeken. İkincisi de şu, sizin anneniz ve babanız değil mi? Annem, konuşurken evet. annesi diyorsunuz, babası diyorsunuz. Yani babamı ziyaret etti, babamı aradı, annem aradı demiyorsunuz. Durumu daha iyi anlatabilmek için böyle konuşuyorum. Üçüncüsü, ben affedersiniz, babanız önce çok konuşuyordu. Bugün ona konuşma diye bir tembihte bulundunuz mu? Sen az konuş dediniz yok, mi? Yok, ben ona konuşma gibi bir tembihte bulunmadım. Ve babayı suçlama gibi yok, bir şey yok. Yok, yok öyle bir şey yok. İşte öyle çocuklar bir şey yok. Anneye Hayır. düşkünler. Babayla Mustafa abi değil mi? Daha oğlanlarla kopuk bir ilişkiniz var. Çok da bir kopukluğumuz yok Esra Hanım. Ama onlar öyle görüyorsa bilemiyorum. Yani babayla daha mesafeli, anneyle çok daha yakın bir ilişki var. O zaten ailelerde genelde öyle olur. Ahmet Bey hatırlattığı için sormak istiyorum Ensar Bey. Dün yayına katılan Mehmet vardı. Mehmet'e sordum ben, hani sohbet etmek istedim ağzından. Belki bir şeyler Ercan'a dair alabiliriz diye. ve belli bir noktadan sonra evet uyuşturucu da vardı dedi bana. Dedim ki bak daha önce de geldin, niye bunu şimdi söylüyorsun? Aslında 10 dakika sonra gideceksin, araç geldi. Ensar abi bana söylememem noktasında tembih etti dedi. Şimdi... Ahmet Bey de bunu öyle söyleyince, bir durum yok, öyle bir durum bakın yok. Ya Mehmet Benzer Bey yalan bir cümle söylüyor. Söyledi. Yani aileyle ben Ercan kayıp olduğundan beri içli dışlıyım. Ama işte uyuşturucu konusunda ya da farklı alışkanlıklar konusunda söylememem konusunda adayarı aldım. Yok, değişik bir çocuk yani. Yani ben şimdi ne biliyorsan onu anlat demişimdir. Caner abi de burada şahittir. Ben de ona özellikle ne biliyorsan onu anlat demişimdir. Ben yayın arasında Mustafa Bey ile görüştüm. Hakikaten dedi işte, dedim niye suskunsunuz bugün, konuşmuyorsunuz dedim. Kendilerini yok dedi ki bana açık konuşayım dedi ki yani sen fazla konuşma dedi ve beni suçluyorlar dedi. Hangi konuda suçluyorlar Mustafa abi sizi? Suç değil yani, ben eksik konuşuyorum, onlar tam konuşacaklar, onu konuştuk arada yaramadı. Dün tuvalet şey yapmadığı için onun için yani başka bir şey yok.
Tam olarak ilgili bir cevap vermiyorlar. Yani Ercan nerede? Diyelim ki bu çocuk kötü alışkanlıkları olan bir çocuktu. Çocuğunuz eve geç geliyordu. Hadi diyelim, diyelim öyle onunla milletin Esra dediği abla, gibi bakın, değil mi? Diyelim bakın, onların Esra dediği abla. Gibi. Evet. Bu çocuk her gün eve gelen bir çocuk. Her saat arayan bir çocuk. Kaç gün aramıyor? Niye? Niye işte? Esra abla tuvalette başına bir şey gelmiş olabilir bu çocuk. Hadi milletin dediği gibi olsun. Değil mi? Onların dediği i̇şte, gibi olsun. Asiye Hanım bakın. Ondan sonra nerede? Eğer kötü alışkanlıkları varsa adres farklı yerlere hayır, olur. Hayır hayır. O yüzden yok. Ben söylemek istiyorum. Yani hayır. Bakın bir uyuşturucu madde bağımlılığı varsa, alkol alışkanlığı varsa. Yani hiçbir çocuk, hiçbir genç çocuk 18 yaşında bir tuvalette sabaha karşı uyumaz. Aynen uyumaz. Zaten uyumaz. Biz bekçinin söylediğine göre uyuduğunu tamam. iddia ediyor. Peki o zaman açıklaması ne size göre? Bu çocuk hiçbir uyuşturucu kullanmıyor, alkol almıyor. Tuvalette başına bir şey gelmiş olabildiğinden şüpheleniyorum. Yani bekçi Osman'a ben şu an güvenmiyorum. Çünkü telefonunu açmıyor bu insan. 4.58'den beri konuşuyor, uyumadı, aranıyor. Darp edildi mi diyorsunuz? Telefonu bilerek kapatıyor bu şahıs. Reddetmiş yani, kapatmış bu telefonu. Yani annesi aradığında meşgul elde atmış 2-3 kez. Yani bunu neden meşgul atıyorsun bu telefonu? Hayır, sana şey ulaşmak isteyen dinleyenlerden meşgul alıyorsun. Gördüklerine bak inanıyorsun. 3 kişiyle senin kardeşin buluşuyor. 3 kişiyle gecenin o saatinde Ercan'ın buluşmasının amacı nedir? Arkadaşlık mı ediyorlar? Bunu alışveriş mi yapıyorlar? Biz de bilmiyoruz. Bilsem. Ama işte bakın arkasını anlatırsanız... Ya da bilmiyoruz. Daha fazla bilgimiz olursa amacımız bir Ercan'a ulaşmak. Hayır, bir bilgimiz bir şey olsa zaten her yani. Türlü ben size bunu iletirdim. Ensar, kardeşin diyelim ki madde kullanan. Ve hayır, bunu kullanan biri onu nasıl kullanacağını da bilir. Yani ve sonra ayılıp evine ve hayatına dönmesini de bilir değil mi? Evet. Tabii. Evet. Diyelim ki kullanmıştır hani. Böyle bir şey olmuş olsa yahut da o maddeyi kullandıktan sonra başına bir şey gelmiş olsa elbette ki duyulur veya görülür. Biz çocuğu, Ercan'ı arıyorum ben, yok piyasada. Bak. En son görüldüğü nokta ise zaten tuvalet. Ben kimden şüphelenebilirim? Tuvaletçiden. Ensar, bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Tabii sorabilirsin. Ensar Bey, bir evlat olarak babanızın üzerinde ihmalleri olduğunuzu düşünüyor musunuz bugüne kadar? Babanız veya aileniz? Yok, zaten Ercan babasıyla çok çok öyle arası olan bir çocuk değil. Zaten babasıyla birlikte büyüyen bir çocuk değil. Ben sizi de babanıza karşı çok tepkili ve tepkiliyim çünkü aramız hani sevmediğinizi hissediyorum. Aramız hani bir baba çocuk gibi değil. Ayrı dünya, yani aynı evdesin ama ayrı, dünya, ayrı dünyaların insanı gibi yaşıyorsun. Neden peki? Bunun bir sebebi olmalı. Yani güven, ne bileyim, güvensizlik. Babayı aradan. Durumlar, ne bileyim, ilgisizlik var. Gibi. Peki Mustafa Bey, tabii. Siz hiç bugüne kadar Ercan Bey'in hiç iş dünyasına indiniz mi? Hiç kendisiyle bir baba oğlu olarak konuştunuz mu? Bilir misiniz oğlunuza, oğlunuzun hayatındaki her şeyi? Her şeyi, kimse kimsenin her şeyini bilemez ki Esra Hanım. Ben neticede çalışan bir insanım. Patronunu tanırım. Ve baba patronumu tanır. İş arkadaşlarımı tanır. Yakın arkadaşlarımı bilir. Ya eve girer çıkarlar ya onlardan bahsederim. Yani ben evliyim ama benim babam ve annem hayatımdaki her şeyi bilirler. Bunu nasıl ya sağlıyoruz? O anlamda biliriz ama yani çocuğu bilmez olur musunuz? Oğlunuzun en yakın arkadaşı kim? En yakın şu anda Aydın Bey'le temas aldım. O patronu. Arzu Hanım'da. O Arzu Hanım'da. Diğer türlü benim oğlum benim gibi. Benim de arkadaşım sayılıdır. Onun fazla bir arkadaş çevresi yok. Mustafa abi tam tersi ya. Bıcır bıcır, esprili, komik, eğlenceli, alttan girip üstten çıkan şahane bir Ercan'dan bahsediyor patronları. Evet. Öyleydi zaten. Ki dükkana gelen müşteriler bile, Arzu Hanım'ın ifadesi, Aydın Bey'in ifadesi şu. Dükkandaki müşteriler bile şunu derlermiş. Ya siz bu çocuğu nereden buldunuz? Evet, bundan iki tane daha olsa. Aynen, hep öyle. İhya olmuşsun. Öyleydi tabii zaten. Sorumluluk sahibi. Bizim de aramızda da öyle yani bir kavgamız, bir şamatamız olan bir her şeye yani hiçbir şeyde. Hayır, o gece atıyorum sizle kavga edip evden çıkmış hayır, olabilir mi? Hiç eve gelmemiş olabilir mi? Şey ya şimdi şöyle diyeyim. 4 tane çocuğum var. Daha bir tanesine bir tokat vurmuş adam değilim. Ha ben de kendimi söylüyorum yani. Kendime kapalıyımdır her şeyimi. Yani öyle cicim, şakam o şekil tarz değil. Nasılsın, iyi misin? Nereden geldin, ne gittin? Var mı bir sıkıntın? Sorarım. Ercan hiç öyle söylemezdi. Peki, ilgisiz, umarsız olduğunu söylerdi. Peki, çok Ercan, da arası yoktu. Eşiniz sizi kaçta uyandırdı? Şimdi orası
Ben yattım akşam. Ercan evdeydi. Ercan odanın kapısını açtı. Çıktı dışarıya. Yatak odasının kapısından çıktı. O aradan dışarı çıktı. Ben sabah namazı... Ben buna söyledim mi bu defa? Ezan okunurken kalktım. Ercan tek yatta yatıyordu. Yatakta dahi yatmıyordu. Hı hı. O tek yatta yatıyor. Orada ne bulduysa. Hani Ercan nerede? Ercan böyle böyle bu mesajı attı. Ondan Ercan, sonra aramaya başladı. Ben seni uyandırdım. Niye sen kalkmamışsın? Ben sen uyandırmadın. Ben Hayır, kendim kalktım. Hayır ben uyandırdım. Odanın kapısını açtım sen uyandırdın. Birbiriniz arasında tamam. Bile çelişkidesiniz. Ya sen uyandırdın ben evet. Kalktım. Tamam. Tamam. Çocuk nerede? Ercan nerede? Böyle böyle hangi arkadaşı? Onu da sordum. Niye beni kaldırmadın dedim. 3:30'da geleceğini söyledi dedi. Ben ondan sonra sürekli aramaya başladık. En son iletişimi kurduk. Zaten ondan sonra da nefesimizi orada aldık. O gün bugün de 22 gündür. Şunu merak ediyorum. Oğlunuz saat işte atıyorum sabah 5'te 6'da siz uyandınız uyanmadınız merak ettiniz kalktınız. Ercan evde yoksa aklınızda kayıp olma ihtimali geldi mi? Şimdi kayıp olma ihtimali niye gelmedi? Telefona niye cevap verilmiyor? Kayıp olma ihtimali hemen gelmedi aklımıza. Yani hemen bu kayıp oldu. Hatta biz Kadıköy'e gittiğimizde biraz daha bekleyelim belki gelir telefonunu alır buradan. Hemen almayalım veya akşam Osman'ı bekleyelim. Ama baktım o tarz değil. Biz bir gerekli bir arama yaptıktan sonra telefonu aldık oradan doğru karakola gittik. Şu konuda niye anlaşamıyorsunuz? İşte ben kalktım oğlumla ilgilendim, ilgilenmek için kalktım, merak ettim. Kalktımla anne diyor ki hayır sen kalkmadın ben seni kaldırdım tedirgin olduğumda diyor. Çünkü doğrusunu anlatıyor. Ben babası o gün uyanmamış ki babasını ha, o uyandırmış. Siz kalkın ha anne kaldırsın sizi. İlgisiz baba olurum diye mi korkuyorsunuz? Yok ben ilgim bende zaten. Hayır yani hani ne fark eder ki? Eşin kaldırdı genelde çocukları kim bekler? Esra Hanım hatırlarsanız ayrı bir ev tutma... Onu tanıyanlar söylüyordu. Tabii abi sohbeti var zaten. Abi de bugün söyledi. Anneyle tabii. Birlikte ayrı sohbet ev. Olarak var yani. Böyle bir şeyi düşünen olarak. Çocuğun zaten babayla ilgili problemi var demektir. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani niye anneyle ayrı ev tutmayı istiyor? Böyle bir şey var mı Asiye Hanım? Vardı var. Öyle konuşmuştu. Niye? Sonunda anlattın. İşte, konuşmuştu. Planlı bir şekilde mi? Yani Ercan planlı gittiyse niye hayır, bu kadar çetrefilli bir yol tamam, seçti? Öyle gitti, bunu merak diyelim, ediyorum. Planlı gitmedi, hayır planlı gitmedi. Ercan nerede? O gece en son Mobil BC'de görevli Osman Bey kendisini görüyor. Ercan'dan 22 gündür haber yok. Lütfen Ercan'ın fotoğrafını verelim. Osman oluyor? Bey'in bir fotoğrafını kaldırın. Tek Ercan'ın bir fotoğrafını verin. Ekran başındaki seyircilerimize buradan da söyleyelim. Ercan Küçük Aydın 18 yaşında. Görenler, tanıyanlar, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. 6 Şubat'ı 7 Şubat'ı bağlayan gece Kadıköy Mobil VC'nin oradan saat 3.40 itibariyle Osman Bey'in ifadesi bu yönde. Kayıplara karıştı. Ailesi merak içinde ihbarlarınızı bekliyoruz. Siz şimdilik uğurluyorum. Diğer konularıma geçeceğim. Mehmet Bey, Ümmü Gülsüm babaanne ve torunu Melda geliyor alkışlarla. Melisa neredeyse şu an 19 yaşında, işte 16-17 yaşından beri düzenli olarak Alperen'in babasının hesabına bir para gönderiyor. Sen bu parayı niye Alperen'e gönderdin dediğimde Alperen parayı babaannenin ev yapımı için istiyor. Ev var mı? O da yok. Ümmü teyze bir USB var dedi. USB'yi inceledim. Bir uygulama var. O uygulamada sorular soruluyor, anket forum gibi. Birini kızdırmak için yaptığın en garip şey neydi? Diye soru sorulmuş. Alperen'in orada o anketteki formu cevaplama şekli bizim hepimizin çok dikkatini çekti. Onun fotoğraflarını çekip kilit ekranıma koyup herkese göstermek. Mesela şu cevap ömrü hayatım boyunca benim aklıma gelmez. Bu arada USB'deki ailenin bize verdiği fotoğraflarda Melisa parayı gönderiyor. Alper'in paralarla çekilmiş fotoğrafları var. Çok küçükler yani bu paralarla fotoğraflar...
size ait olmayan paralarla kız arkadaşınızı ailenin hesabından gizli gizli para çektiriyorsunuz. Telefon hattında bir ihbarımız varmış. Sosyal medyadan tanıştık kendisiyle. Sonradan benden resim istedi kendisi. Gönderdin mi? Evet. Fotoğrafları tekrar bana geri yolladı. Para istedi benden. O dönemde yetiştirme yolunda kalıyordum. Sizin mevlayı vermezsem onu bu fotoğrafları yurt görevlerine yolladı. Kaç para istedi sizden? İlk başta 1000 lira istedi. 1000 TL gönderdiniz mi? Hayır, göndermedim. Telefon hattında isimsiz bir ihbar var. Biz de Alperen'le sosyal medya üzerinden tanıştık. Maddi açıdan sıkıntıda olduğunun bilgisini verdi kendisi. Benden 2 milyar para istedi. Babasının hesap numarasını yolladı. İşte buna yollayabilirsin, güvenebilirsin gibisinden. Ben de bunu yollayamayacağımı söyledim. O zaman dedi benim seninle görüşme isteğim olamaz. Ben seninle dedi görüşemem. Biz onsuz uyuyamıyoruz. Biz onsuz nefes alamıyoruz. Benim kızımı versinler. Bu evlilik müessesesi onlar bu kadar basit mi? Onlar para bu hepsi. Yesin onlar. Ama benim kızımı bana getirsin. Kızımıza kan testi, DNA testi istiyoruz. Bu kızıma oraya Mayıs ayında gittiğinde belki de bir şeyler içirip madem bu kızın bu kadar güzelliğinle benim var, kızımı belki de bu adamın hassasiyeti var yabancılara. Belki de kızımın ırzına mı getirsin? Belki de kızımın ırzına mı getirsin? Kendi yolunu çizemeyen, daha kendi sorumluluğunu alamayan biri o kadar büyük bir yükün altında ki çok üzülüyorum onun için. ...18 yaşında bir genç kız, hani 19 yaşında. 15 yaşından girdiler Esra Hanım, şimdiden değil. Çocuğun bulum çağında buldular bunlar. Bulum çağında yaşatmadılar, mezunatını yaşatmadı bu yüzden. Allah da onları yaşatmasın. Ümit teyzeciğim. Allah'ım yaşatmasın, evine zindan çöksün. Bak 15 yaşında insanın okul arkadaşıyla flört etmesi normal. Bunların normal olan bir tarafı yok Esra Hanımcığım. Fakat bunlar flört minört değil. Bunlar ne bileyim cümle bile bulamıyorum bunları söylemeye. Flört diyoruz yani hani iki genç arasındaki o masum ilişki. Masum nerede? Neresinde bunun masumun? 15 yaşındakinden bahsediyorum. 15 yaşında diyoruz ama benim kızım tertemiz. Ama karşı taraf tehlikeli. Orada bir şey var, uçurum var. Onlar bekliyorlar gelsin yiyelim, gelsin yiyelim. Böyle bir insan var mı? Ben hiç tanımadım. Ben hiç böyle bir zat tanımadım. Melisa'nın para gönderdiğini öğrendikten sonra Alperen'e, Alperen'in babasının hesabına ne düşündün? Bir baktın. Vallahi Esra Hanım inan düşünme değil de ben daha yeryüzünde böyle bir insan tanımadım, duymadım. Hiçbir duymadım. Kesinlikle yok, ben böyle bir insan görmedim. Böyle bir şey uçurum görmedim. Onun da var iki tane mesela evlat diye Selda Kahraman. Evlat yetiştirmemiş, kendi de çete, doğurduğu evlat da çete. Çete. Nitelikli dolandırıcı. Şimdi 19 yaşındaki genç kız 16 yaşından beri Alperen'in babasının hesabına para gönderiyor. Bu parayı Alperen istemedi, ben gönderdim diyor ama para o kadar yüksek rakamlara ulaşmış ki yani 188 nakitte götürdü giderken çocuğum. Nakitte götürmüş. Kredi kartlarımı borun. O Selda Kahraman çıksın da konuşsun. Çıksın da konuşsun. Mahmudiye köylere sesleniyorum. Herkesin kızı evladı var. Çıkın konuşun. Ne varsa söyleyin. Hiç susmayın. Bir gün bana yarı size söyleyin lütfen. Herkese söylüyorum. Tekirdağ'a, Çorlu'ya ne kadar insan varsa bağlansın söylesin. Bugün bana ise yarın size susmayın. Şimdi 30'larını yani 30'u daha da geçkin 40'lı yaşlarındaki bir adam birlikte olduğu kadın biraz varlıklıysa hani onun parasını kullanmayı, onun parasını harcamayı, o kadını manevi anlamda kazanıp duygusal anlamda sömürmeye de müsaittir. Bu düşünceye sahiptir. Karşınızdaki kadın varlıklıysa bir şekilde gönlünü hoş edersiniz, o paraları kendi hesabınıza aktarırsınız ama bunu bir çocuk ya 16-17 yaşındaki çocuklar nasıl yapar? Hayallerini çaldı, gururunu çaldı. Ümmü teyze, dün sana bir soru sorduk. Dedik ki, Melisa çıksa gelse başımın üstünde yerim var dedim. Benim şu anda evli olduğu kocası Alper, ben Alper'le gelirim babaanne dese. Kızım isterse buyursun gelsin. Kızımın sevdiği ben de seveceğim. Onu tedavi ettiririm. Yani akladırım, patladırım. Tertemiz ederim, kahramanlardan da kurtarırım o çocuğu. Kahramandan, Selda'dan da o da çıksın gelsin kurtaracağım onu da. Tedavi ettireceğim. Sığınsın bize. Onu da gelecek kurtarırım.
tedavisini, her şeyini yaptırırım. Ben annem gel, babam gel bunu yaptıydı. Ben eşim tarafına gittim, temizlendim, adam oldum der. Adam gibi askere de gönderirim, okudurdum. Buyursun gelsin. Buyursun vay gelsin be. Canavarlar elinden. Ortada iki gencin yaşadığı bir ilişki var. Bu ilişkide şu anda 19 yaşında Melisa hamile mi? İkisi de çocuk mu? Çocuk. İki yıldır da Alper'in hesabına bir para akıtılıyor mu? Akıtılıyor. Bu para zaten gitti. O paranın nerede olduğu belli değil. Şimdi diyor doğacak olan toruna bakmam için ben kocamı da yanımda istiyorum derse Melisa ikisi beraber çıkıp gelsinler benim himayemde olsunlar diyor. Olsun. Evini de açarım. Kızımın her şeyini yaparım. O çocuğu da direkt tedavi ettiririm. Mustafa Kahraman'dan, Selda Kahraman'dan, onun babaannesi ailesinden de kurtarırım. Onu ben tertemiz topluma kazandırırım. Böyle bir evlat olmaz. Böyle bir evlat olmaz. Mustafa Kahraman'da, Mustafa Kahraman'da annemden ibret alsın. İbret nasıl alsın, evlat ibret yetiştirilir görsünler. Biz gelsinler. Mehmet Bey siz kabul eder misiniz? Başımın Melisa tacım. Melisa'nın sevdiği benim de sevdiğimdir. Gelsin, kapı sonuna kadar açık. Gelsin. Yeter ki gelsin. O hırsız, dolandırıcı, böyle ağza alınmayacak şeyleri sayabileceğim ama burası ne yeri ne de ortamı. Bu adam gelsin benim kızımla, gelsin evi seçsinler, gelsinler neyle yaşayacaklarsa hepsini çatır çatır peşin duruyor. Yeter ki kızım gelsin. Sevdiğinde gelsin. Ama önce temizleyeceğim. Önce temizleyeceğim. Bak. Önce Melisa hastaneye gidecek, tertemiz, patlanacak. Oğlum burada, kızım burada. O kadar. Şimdi torun inşallah da benim, Melisa damat da benim ekran başında izliyordur. Babaannem ve babanı duydun. Karnındaki bebeğinle, kocanla yeter ki çık gel, bizim gözetimizde ol. Evet. Askerine de sana gitsin. Sana söz veriyorum Esra Hanım. 80 okulun milyona da söz veriyorum. Ve ikisini de ben okuturum diyorsun. Okudum. Kesinlikle. Buyursun gelsin ama tertemiz olacak. Önce ben doktora evi seçecek, yaşam da burada. Doğru yol, Alperen diyecek ki doğru yolu seçtim. Doğru yolu seçtiririm ben onu. Evelallah güveniyorum ben. Güveniyorum kendime. Çünkü neden? Allah dediğim Allah yolunu açar. Ona önce Allah demesini öğretirim, doğru yolu da gösteririm Esra Hanım. Bunun başka yolu yoktur. Topluma da gösteririm, örnek damat. Çünkü onda onu diyecek anne baba yok. Çünkü örnekleri kötü. Annem batakhaneci. Bu çocuğa müsaade etmiş bunları. Ben çocuklarıma Esra Hanım 4 oğlum büyüttüm, 2 de torun büyüttüm. Bir kalem bile karışsa hani okulda olabilir ya. Anneciğim bunu nereden getirdin? Bu bize ait değil. Biz sorarız. Yarın lütfen verin. Zaten torunlarım kendim. 3 sene o Melisa Fethiye'den bağlanacak olan çok var da işte. Böyle diyorum ki o masalarına, kitaplarını açan 3 sene o gazi ilk öğretimin önünde 3 sene oturdum bahçesinde. 3 sene getirdim okuldan alırdım evime. 3 sene orada oturdum ben. Çocukları önünde okula götürdün. Orada bekledim. Kaç yaşındasınız siz? Ben 53 doğumluyum. 63 yaşında. Maşallahınız var. Ya. Ben çalışıp emeğimin gücüyle geçinmiş bir insanım Esra Hanım. Kimseden ne borç yedim ne kimseyi dolandırdım. İşte ne bir şey namusu ve şerefiyle yaşamak aslında. Benim babam Atatürk'ün adamıydı. Benim o zaman devrindeydi benim babam. Seferberlik adamı derler o tarihten. Benim babacığım Allah rahmet eylesin. Hep atasözü deyiminde beni okula da göndermedi Esra Hanım. Ben hayat okulunu okudum. Ve babacığımın derdi ki kızım hep dediği cümleleri torunumda gördüm. Okurken ha babam da bunu dediydi. Bizim babamız öksüz büyüdük. Hiç kimseye muhtaç etmedik, kimseye de boyun eğdirmedik babamızın. Al duamızla çıktık ve de babamız izinden çıkmadı, hiç çıkmadı. Bir evlilik yaptım, eşim öldü. Başka da biz kara topraktır, bizim adetimiz böyledir. Ha benim başka şeyim yok. Hani benim babamdan gördüğümü diyorum. Başka hiçbir şey, niyetimde sözüm yanlış anlaşılmasın. Doğruluk ilkesinden hiç ayrılmamışsın. Kesinlikle efendim, kesinlikle. Dört çocuğumu kendim çok şükür besledim. Evlatlarım öyle işte dediğim bir silgi bile karışsa yavrucuğum bunu nereden aldın? Çünkü bize ait değil. Peki böyle yetiştirdin bu çocukları Melda'yı ve Melisa'yı. Melisa nasıl olur da senin güvenini boşa çıkartır? Vallahi işte aldandı. Böyle bir canavar o. Bir küçücük yavrum bulum çağında. Esra Hanım benim kızımı yapmaz benim kızım ya. Dünyanın üstüne kim ne derse desin.
yatmam, Melisa'm bir yatmam. Gene gelsin gene trillerimi önüne koyarım. Esra, çünkü ben öyle güvenim var. Ben inanmıyorum çocuğum zaten bunları yaptığını. Mümkün değil. Benden izinsiz evde bir şey şuradan şuraya almışsın değil ki çocuğum. Yani Melisa'nın o parayı göndermesinin altında önemli bir sebep olması, evet, bir baskı olması, bir şey kaybetmekten. Oradan yapmış sürekli. Çünkü bu etrafındaki kişiler. Oradan sağladığı parasal imkanlarla da gitmiş adam gece kulüplerine, şuna kumarhaneye, internet. Yani neyi görüyoruz biliyor musunuz? Biraz önce Ercan'ın konusunda da, Alperen ve Melisa'nın konusunda da, bunlar 19 yaşında gençler hepsi. Çocukları bu aşırı serbest bırakma, onlarla ilgilenmeme, yaşantılarına dahil olmama, onların yaşlarına inememe, onları anlayamama, iletişim kuramamanın getirdiği sorunların hepsini görüyoruz. Ben asla Melisa'nın ağzının nasıl kıpırdadığını anlarım. Esra nasıl? Ben bahçede çalışıyorum ama bir gözümde okulda, bir gözümde bahçede, bir gözümde evde. Kızım ne yapıyorsun? Her şeyinden haberdarımdır oğullarım. Asla asla. Gece nefes alıp kalkarım bakarım yüzlerine. 24 saat beraberdik kızımızla. Kesinlikle. Ama işte bu çocuk. Ben o çocukla orada. Doğru söylüyorsunuz yani, ama çağın en büyük tehlikesi. İşte tehlikelerden koruyamadım. Hayır, benim çocuğum temiz kalpli. En büyük tehlike ne? Bak madde. Her konuda bizim önümüze madde bağımlılığı geliyor mu? Geliyor. Yani çocuklarımız hangi alışkanlık? Gaflete bile düşer insan. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, adımı basacaksın ki Allah seni önce bir korusun. Hemen yavrucuğum işte ne bileyim Allah'ım ne diyeyim artık, gerçekten cümle bulamıyorum ama işte gerçekten ben çocuğuma hiç ilgisiz kal. Amcası şey yapardı, okuldan geçen aldı, abi koş çocuğumuzu getir. Getir mesela. Amca dedi ne yedin? Biraz diyet yaptıydı o bir zamanları. Çocuğum düşmüş. Ben, amcası böyle elleri zangır zangır. Amcacığım hemen oradan mesela baldır bir şeylerden hemen ambulans. Mesela, çocuk ölüyor diyor. Amcasının böyle kan ter gidiyor. Kan ter. Yavrum diyor böyle. Öyle baktık biz Esra Hanım. Böyle baktın ama telli duvaklı gelin oldu. Kanında da bebe var. Ne telli duvak giydirmediler ona. Ne telli duvak. Ben, yani öylece orada tutmacık benim çocuğum. Nikah geçtim sahtecikten. Kendilerini aklamaya çalışıyor. Ulan sen 80 milyondan aklansan Allah'ın huzuru nasıl aklanacak? Nasıl? Nasıl seni bir ana doğurdu? Mustafa Kahraman. Nasıl bir baban var senin? Nasıl kardeşlerin var? Nasıl sokağa çıkıyorsun sen be? Nasıl sokağa çıkıyorsun? Nasıl bir canavar kadın doğurdu seni? Deme yok öyle. Ama annesi demesi yok Esra Hanım. Yok, insan utanır bu evlatlarından hayır, ya. Hayır yani. Hayır Esra Hanım. Ben diyeceğim. Benim şahsiyetim onu dediriyor ona. Çünkü neden? Bir senin ana, oğlum asker de olsa, çocuk da olsa ben gezerim mesela oğlan. Oğlum yapma bunu. Ya Alperen'in madde bağımlılığı olduğu iddia ediliyordu. Mustafa Kahraman'ın annesine seslenmem ben ya. Kendi aralarındaki nasıl diyaloglarda, oğlum, yazışmalarda kendi de bunu kullandığını açıkça söylüyor ve o zaman yaşı daha 16. Ya bu çocuk bunu nereden buluyor? Babaannesine çok iltimatlıymış Esra Hanım bu. Onları alabilmek için o parayı nereden buluyor sorusunun cevabı işte etrafındaki insanları kullanmaya. Eğer kötü bir alışkanlığınız varsa, o alışkanlığa da muhtaçsanız bunun için her türlü kirli yolu denersiniz. Bu. Ve zorlarsınız da ve kötülüğü öğrenirsiniz. Amca telefon hattındaymış Durmuş Bey. Alo. Alo Esra Hanım merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk efendim merhaba. Melisa'yı buraya getirdik ama Melisa Alperen'le evet, pılısını pırtısını toparladı. Tekrar Çorlu'ya geri döndü. Evet efendim. Ne söylemek istersiniz buradan yeğeninize Melisa'ya? Şimdi ben Melisa'ya şu an söyleyeceğim. Bir zaman Kıbrıs'a geldiği zaman aynı kelimeyi söyleyeceğim. Ben kendisine dedim ki amcam böyle böyle bu çocuk bir hata yaptı. Bu hatanın sebebi de babasıdır. Babası taraftan kandırıldı. Ben parayı vazgeçtim. Sizi istiyorum amcam dedim. Bana sordu ki amca dedi kocamı da kabul edecek misin? Senin kocan bir hata yapmadı. Hata yaptıranlar babası. Çünkü bu çocuk 16 yaşında başlar. Melisa 16 yaşındayken Alperen 15 yaşındaydı. O dünkü göstermiş olduğum paralar içindeki fotoğraftaki yaş 15 yaşında Alperen'in. Yani bir 15 yaşında bir insanın yapabileceği olaylar değil bunlar. Ki babası tarafından yönlendirilmiş. Dedim ben bir hata yapmıştı düzeltebiliriz. Sıkıntı değil dedim. Şimdi aile diyor ki hep tehdit dedi, tehdit dedi. Babası bana bir mesaj yazdı. İnanır mısınız Esra Hanım? Ben sürekli Melisa'yı arıyorum, görüşemiyorum. Telefonları engelliyorlar. Evet. Bana tekrar mesaj olarak yazıyor ki bu kızı sürekli
16 Eylül dediğiniz bu sene 2018. Evet bu sene 2018 evet. Melisa Çorlu'dayken. Ben telefon açıyordum görüşemiyordum. Aile olarak görüşemiyorduk. Kapatıyordu telefonumuzu. Çünkü sebebi de biz Melisa ile görüşürsek aklını geri çevirir. Benden şikayetçi olur korkusuyla bizim kızımızı göstermiyordu bize. Şimdi baba size Eylül ayında siz bu kızın niye bu kadar peşine düşüyorsunuz diyor. Kız evet bakın, sen bu kızın ne? Söylediği bir cümleyi aktarmak istiyorum. Bunu aslında söyleyip söylememe konusunda hep çelişkiliydik. Buyurun. Onlar ilk geldiğinde ekip arkadaşlarımızdan Gözde sohbet ediyorlar. Evet. Alperen yine benzer bir cümle kuruyor. Diyor ki ya diyor bu Melisa'nın niye bu kadar peşine düşüyorlar? Biz artık evlendik bitti bu olay. Evet. Acaba diyor ikinci kaçtığında diyor başına bir şey mi geldi? Bu çocuk benden değil mi? DNA mı yaptırsak diyor. Yemin ederim bu cümle. Esra Hanım biz, özür diliyorum sizden ama ben bir tane bahsetmiştim. Buna... Abim Londra'da İngiltere'deyken Melisa geldiğinde 2-2,5 yaşındaydı. İnanır mısın ben onu sevdiğim kadar kendi çocuğum olsa o kadar sevmezdim. Hep küçüklüğünden tut ta ki oraya kaçana kadar hep yanındaydım ben onun. Amcası değil, baba yarısıyım. Belki de babadan fazla. Çoğu zaman bana konuşmayı öğrendiği zamanlar baba derdi. 7-8-9 yaşlarında keşke babası İngiltere'de fazla görüşemediğinde keşke benim babam sen olsaydın derdi. Öyle bir ilişkimiz vardı Melisa'yla. Beyefendi bir de Alperen'le ve Melisa arasındaki ilişki bir paraya dayalı ve çok yüksek rakamlar. Evet. Yani, ilişki. Yani ilk burada... etapta bu çocukluk yaşında 15-16 yaşında sevgi olarak başlamış ama Melisa babasının İngilizce öğretmeni olup bizim kazancımız söylediği zaman da Alperen babasına bahsettiğinde o zaman para olayına dönüşmüş bu. Para istemeler, işte arkasından ufak meblalar gittikten sonra bu paranın geleceğine inanaraktan da bunlar fotoğraflarını istemişler. Fotoğraflarla, şantajlarla büyük paralara yönelmişler bunlar. Hepsi de kayıtlarımızda var efendim. Bu zaten telefondan birbirlerinin o uygunsuz fotoğraflarını insanların evet. istemiş olması. O an bir ilişkide, şehvette her şey yapılabilir ama sonra o fotoğraflar sizin karşınıza nasıl çıkacak? Bilemiyorsunuz ve hiç kimseye güvenmemek lazım. Siz bir iş kazası geçirmişsiniz bu konuşmadan sonra. Evet, o konuşmayı yaparken ben çapa motoru sürüyordum. Zaten ne yaptığımı da bilmiyorum ki bayılmışım. Abim buldu beni o tünelin içinde. Şu an iki elimde sakat. Bunun sebebi de Mustafa Kahraman'dı. Çünkü ben sağlıklı bir şekilde çalışan bir insandım. Şu an sağlıklı bile düşünemiyorum. Şu an ruh ve sinir hastanesine tedavi görüyorum. Haftada veya 15 günde bir kontrole gidiyorum. İnce Hanım bunu da araştırabilirsiniz Lekoşa'da. Hülya Hanım yani bizim hayatımızı çaldılar Esra Hanım. Parayı değil. Parayı önemsemiyorum ben. Şimdi hayatımı... 18 yaşındaki çocuğun peşine düştüler. Benim 10 bin tane gül bahçem vardı. 2 tane gülü var ve kıymetli. Biri Melisa biri de mevzadır. Şimdi bir evliliğe, evlilik kurumuna, gençlerin yaptığı hatalara ve sonuç evlilikse biz hep başımızın üstünde taşırız. Ama 15 yaşında o sevgi, masum sevginin içerisine para karışıyorsa, bir takım görüntüler yer alıyorsa, evleneceğiniz ya da masum sevdiğiniz kızdan bunları talep ediyorsunuz ve yayında bu konu işlenmeye başladıktan sonra bu kadar fazla ihbar geliyorsa, artık benim kişisel kanaatim o evlilik kurumu zedelenmiştir ve o evlilik kurumunun tekrar sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi için iki tarafın birbirine dürüst muhatap alıp cevap vermesi lazım. Kızın iletişiminin kapatılması, yani evlilik dediğiniz şey özgür iradeyle kurulur. Şu an bütün telefonlar götürdü iltibatını, sosyal medyada hepsini kaldırdılar. Hepsi esir yaşıyorlar. Hülya Hanım bu evlilik değil, düzmece. Düzmece bu adamı ne muhatap alırım ne de kimdir bu adamı da muhatap alacağım ben. Bu adam mümkün değil, mümkün değil. Yani doğuma kalmış 2 ay buraya misafir ettiğimiz kişi ben DNA testini istiyorum diye aklına getirebiliyorsa çok şu, sağlıklı düşündüklerini de... Ama cümle şu, niye bu kadar bu kızın peşine düşüyor diyor. Bakın bir insanın ailesi niye peşine düşer? Çünkü bizim... Benim evladım o. Sen bahçeden biber patlıcan mı topladın? Benim evladım o. Ve bu cümlenin kuruluyor olması çok çirkin. Bak amcaya bu cümle kuruluyor. Çık Mustafa Kahraman, çık. Geldikleri günde hiç bütün telefonlar, çık, her şey yok. Kapalı. Dün size sormuştum ama babaanne hükümet gibi bir kadın. Şimdi sistemkar davranıyor. İşte kulaktan duyduğu şeyleri 10 kere söylüyor. Seyirciler de bu konuda yorum atmışlar. Şimdi yüreği yanan bir kadın. Tabii dikkatli etmesi lazım ama... Bugün şunu söyledin ya, gel ben o iki gencin elinden tutarım, okuturum, benim için çok önemli. Evet. Çünkü iki genç
hayatı okumayı da istiyorlar. Ben Alperen'e de sordum bunu. Okumayı istiyorum diyor. Çünkü ve Alperen'i de kazanmak yaptığı lazım. Bakın bir meslek yok. Evlilik dediğiniz şeyde taraflardan birinin geçimi, o iaşeyi sağlaması lazım. Kurulmuş bir düzen yok, bir çatı yok. O yüzden de yiyecek ekmeği de yokmuş. Yani şunu burada evet bir düzenleri var. O aileye sahip çıkalım, dışarıdan destekleyin de diyemiyorum size. O yüzden de teklifiniz bana mantıklı geliyor. İnşallah aile de bunu Melisa özellikle duyar, Alperen duyar. Yaşamlarınızda bakın öyle bazı anlar vardır. O kapı açılır ve bir daha da belki şans gülmeyebilir. İnşallah Hülya. Okuma konusunda meslek sahibi ve doğacak evlatlarına bir gelecek şimdi hazırlamaları noktasında babaannenin çaba göstermeleri ve doğru yolu tercih etmeleri lazım. Bu konuda Hülya Hanımcığım çok teşekkür ederim. Gelsin insan olsun, temizleyeyim ondan sonra. Temizleyeyim ondan sonra. Bayağı makine var yani oraya girecek. Bence ben Alperen'i kazanma taraftarıyım aynı zamanda. Aile terapistinin. Babanın baba tarafından mağdur edildiğini düşünüyorum. Aile terapistinizde. Aile terapistinde bir yorum alacağım. Ailenin iyi niyeti suistimal edilecektir diye düşünüyorum. Karşı taraf bunu kullanıp suistimal edecektir. Ben çünkü çok evet o potansiyel var. Çok güven duymuyorum. Çünkü Melisa'nın da direkt kafasında ifade edemiyor ama Melisa bu saatten sonra ne yaparım, niye yapabilirim? Hülya Hanım dedikten sonra benim kafamda da onunla ilgili iradesinin sakatlandığı noktasında yani şüphelerim var. Yani de, bağlanıp siz yanlış anladınız diyebilir ama bana bu cümleyi kurdu. Benim kafamda soru işareti oluşturdu. Bizi duyuyorsanız babaannenin ve babanın açık çağrısı. Alperen gelsin ben kendimi düzelteceğim desin. İkinize de kapım açık. Okula da gönderirim. Alperen'in askerliğini de yaptırırım. Her iki gence de sahip çıkarım. Doğacak olan çocuğa da bakarım diyen bir babaanne, baba ve bir aile var. Telefon hattında bir seyircimiz var. Alperen'in tanıdığını iddia eden. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? Duymuyor, telefon hattında değil. Arkadaşlarım kontrol etsinler. Melda. Dinliyorsun. Yani gelir mi sence Alperen de gelsin dediği için babaannen kardeşin geri döner mi kız kardeş? Pek fikir yürütemiyorum ama içimde gerçekten çok büyük bir güvensizlik var onlara karşı. Yani bu zamana kadar hiçbir şekilde iyi yaklaşmamız sonucunda karşılık vermediler. Onun için. Peki Alperen'i de ailen yani baban ve babaannen kabul ediyor. Yani onlar daha çok tecrübe yaşadı tabii hayatında ama gelsin desene. Ablam çağır kızım. Ablam tabii ki gelsin. O yandaki insanla mutlu olacaksa ben de mutlu olurum. Ama tabii dediğim gibi bayağı ablama üzülmüştüm yani. Bir ablam yeğenin olacak. Evet. Yani sen teyze olacaksın. Ama belki de doğduğu ilk güne şahitlik edemeyeceksin. Bu senin için acıtıyor mu? Evet, onu da düşündüm. Hani üzüldüm bayağı. Ablacığım, teyze olmak anne yarısı demektir biliyorsun. Ama o duyguyu bize hissettirmediler. Yani o heyecanı, o stresin içinde gerçekten tadamadım. Ablanın geleceğe dair hayalleri neydi? Yani şu lise bitsin. Doktor olmak istiyordu. Hatta evlerimizin yan yana olduğunu bile çok hayal ettik. Ne bileyim aile kurarsak babaannemiz de yan evinde mesela. Ha, öyle de bir dünyanız var yani evet. Hep dip dibesiniz. Babaannemiz hiçbir zaman başımızdan eksik etmeyelim dedik. Ama ben bir şeye değinmek istiyorum Mesra Hanım. Ben şu soruyu kendime sordum bir türlü cevabını bulamadım. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu kadar olaylar açık. Evet. Bu kadar itiraflar var. Bu kadar net bir gelişme var. Fakat bu ülkede dolandırıcılık suç mu değil mi? Bunun cevabını ben bulamadım. Ondan sonra şantaj suç mu değil mi? Bunun da cevabını bulamadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti 1973 doğumluyum. 45-46 yaşındayım. Az buçuk okuduğumu bilirim. Şimdi tehdit suç mu değil mi? Bunu da cevap veremedim.
Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey'e, Sayın Hulusi Akar Bey'e, ben sizi büyüğüm olarak bu olaya gerçekten ama samimi şekilde, biliyorum seçimler de var, vaktiniz yok ama en azından bir telefon edebilirsiniz. Bir savcıya, arkadaş ne oluyor burada, burada bu tebaa, bu vatandaş mağdur mu değil mi, niye soramıyorsunuz? Eğer bir telefon parasından sakınıyorsanız, eğer bu kadar... Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani bu, işte, çok güzel gidiyordunuz bir yerde. Maalesef. Ben evet, bağrı abicim, yanık bir Mehmet babayım. Abicim, senin kızın... Ben bağrı Mehmet yanık abicim, bir babayım. Senin kızın erkek arkadaşı Alperen. Aynı yaşlılar, 19 yaşındalar. 16 yaşından beri, 17 yaşından beri. Babasının, Alperen'in babasının hesabına para geçiriyor mu? Geçiriyor. Aynı şekilde. Kendi ailesine ait bir parayı izinsiz karşı tarafa aktarıyor mu? Aktarıyor. Bunlar iki genç kendi aralarında bunu yaşamış gibi gösteriyorlar mı? Bu güzel bir portre. Tamam. Ama, işte bak, iki genç kendi arasında yaşamış gibi gösteriyor mu? Gösteriyorlar. Fakat bir çocuğun babası nasıl bu paranın hesaptan bir hesabına para aktarıldığını görmez, bu bir soru işareti. Hadi diyelim ki uyanmadınız ve siz bu gerçeği öğrendiniz sizin tarafınızdan. Çocuklar para aktarmışlar. Ne yaparsınız? Ama bu madalyonun öbür yüzü. Ha? Bu madalyonun öbür yüzü. Tamam. Bir de öbür de. Aynı zamanda kızımla ilişkisi varken başka şahısları da dolandırıyor. Buna ne cevap bulacağız? Hayır, şimdi girişiminde bulunuyor. Başka telefona bağlananlar ne dedi? Alperen'i tanıyoruz, bizden de çıplak fotoğraflar istedi. Sonrasında bu fotoğraflar karşında bizden para talebinde bulundu ama biz bu parayı göndermedik diyor. Senin kızın ikinci defa bu Alperen'e kaçıyor mu? Kaçıyor. Evet. Onda da hemen bir anda paldır küldür bir nikah kıyılıyor mu? Kıyılıyor. Bu nikah niye kıyılıyor? Kız hamile kaldığı için kıyılıyor. Çünkü Mayıs ayında ilk kaçtığında tezgahlamışlar. Senin kızını buraya getirdiğimizde ben ayaklarına kapandım. Yalvarmalarımıza rağmen, babaannen sana bakar, sana kol kanat gerer dememe rağmen yine de Alperen de gitti mi? Gitti. Alperen'i madem bu kadar çok seviyorsun ya da bir şekilde mağdur ediliyorsunuz, gel Alperen'le sana bakalım, babaannenin yanında, babanın yanında ol teklifimize ne cevap gelecek? Acaba bu teklife verecekleri cevap benim için çok önemli. Çünkü o evde normal bir hani evlenmiş, hayatlarını kurmuş iki gencin yaşantısı yok. Melisa sıkıntıda benim yani. Benim çocuğum orada rezil sebe. Aç kalıyor Esra Hanım. Can güvenliği yok çocuğumun. Dur anne. Alperen'in çocukluk arkadaşıyım demiş. Alo. Ya. Hoş geldiniz. Alperen'in siz çocukluk arkadaşı mısınız? Alperen'in değil. Onun dolandırdığı kişinin çocukluk arkadaşıyım. Heh, onun dolandırdığı dediğiniz, anlatın hikayeyi. Şöyle anlatayım. Yaklaşık 2-2,5 yıl önce evet. Alperen Kahraman adına Facebook'tan sayfa açıp bizim ortak arkadaşlarımızdan tanıştığı, biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Bekliyorum ben anlatmanızı. Ondan sonra tekrar böyle bir fotoğraflar istiyor Alperen arkadaşımdan. Alperen sizin çocukluk arkadaşınızdan fotoğraflar istiyor ve sosyal medyada tanışıyorlar değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra arkadaşım da fotoğraflarını gönderiyor. Evet. Sonra işte arkadaşımın adına belli sayfalar açıyorlar. Bir sürü işte seni yayınlayacağız, bize para göndermeni istiyoruz. Yoksa uygunsuz sitelere fotoğraflarını paylaşacağız diye. Evet. Ben bunları birebir yaşadım. Arkadaşımla gördüm. Hı hı. Hatta olayların içine bile dahil oldum. Şikayetçi oldu mu arkadaşınız? Efendim? Şikayetçi oldu mu? Oldu. Mahkemelik olmuşlar, doğru mu? Doğru. Kaç yılında? Kaç yılında? 2017. 2017 hiç. Evet. 2017'de çocukluk arkadaşını Alperen bu çıplak fotoğraflar, tehdit ve şantajdan dolayı mahkemelik oldular. Evet. Daha ne diyoruz ama. Ve bunu... Yarın ben dedin oradayım. Ki hani benim arkadaşımı aradılar dedin. Yani Alperen bunu tek başına yapmıyor. Yok, tek başına değil. Tolga diye bir sayfa açıyor. İsmi Tolga olan bir sayfa açıyor. Evet. Onunla beraber sanki hayatta gerçekten Tolga diye biri varmışçasına onunla birlikte
kızı korkutarak para istiyorlar. Ama tabii benim hakikatesim de annesine anlatıyor durumu. Evet. Mahkemeye bildiriyorlar. Sonra ben de işte olaylara dahil oldum. Siz nasıl dahil oldunuz? Şöyle, benim babam gazeteci olduğu için ben bu konulardan biraz bilgiliyim. Hı hı. Olayların arkadaşıma yardım etmek için değişimini istedim işte. Hı hı. Dedim, yazdım Alperen'e. Alperen Kahraman diye Facebook adresi vardı. Evet. Dedim, yaptığınız yanlış. İşte, küçük bir kız çocuğu var ortada. Yani ne kadar da şey olursa. Orada tutmayalım. O şekilde güzel. Dahil oldum ben olaylara. Bak mesela şu ihbarın o kadar önemli ki, yakın bir arkadaşını Alperen Kahraman çıplak fotoğraflarını arkadaşlık ediyor önce. Çıplak fotoğraflarını istiyor. Evet. Sonra kız arkadaşını Alperen'e gönderiyor. Alperen sonra senin arkadaşını tehdit etmeye başlıyor. Evet. Yani para talebinde eğer bu parayı göndermezsen evet. bunu uygunsuz sitelerde yayınlarız diyor. Allah'tan ailesi, kızın ailesi bilinçliymiş ki hemen gidip şikayetçi oluyorlar. Bizi o arkadaşınla görüştürebilir misin? İnşallah Melisa şu konuşmayı duyuyorsundur. Bu konuda ben... yapılan yargılama sonucunda herhangi bir ceza aldılar mı? Yok, ben olaylara dahil olduktan sonra aralarını düzelttim. Yani olayların kapanmasına, bir dakika anneciğim. Olayların kapanmasına vesile oldum. Öylelikle kapattılar, geri çektiler davayı. Ben arkadaşım... Efendim anneciğim. Kızım da uyandı. Allah bağışlasın. Sağ olun. Nasıl bir aracılık yaptınız? İşte durumu anlattım, olacakları anlattım. Yani küçük bir kız çocuğuydu sonuçta. 18-19 yaşındaydı. Evet. Çok küçük yani yaptığını dedim usulsüz. Senin başının yanacağını, Alperen'den bahsediyorum. Onun başının yanacağını, farklı şekillerde yargılanacağını. İyi yaklaştım yani. Aile gidip şikayetçi oldu ama değil mi? Mahkemelik oldu. 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 Bayağı peki. Uzun sürdü mahkemeler ama sonra kapattılar olaylar, sayfalar kapanınca mahkemeyi de kapattılar. Ortada tehdit ve şantajda kalmadı. Peki ben yayından sonra tekrar sizinle iletişim kurmak istiyorum ki en azından o arkadaşınızla görüşebilelim. Ya o zaman 2017'de kaç yaşında oluyor? 18 yaşında mı oluyor? Yani işte 17 yaşında. Bir çocuk bunları nereden bilir, nasıl yapar, nasıl bu kadar hiç korkmadan, korkusuzca ilerler? Ya inan benim aklıma bunu 18 yaşındaki birinin yapabileceği gelmiyor. Onun bir üst aklı olması lazım ki onu korkusuzca evet. bu konuda yönlendirsin. Mustafa Bey'in yanında askerlik yapmış biri telefon hattında, Alperen'in babasının yanında askerlik yapan. Alo. İyi akşamlar. Hoş geldiniz canlı yayına, buyurun. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Ben konuya dışarıdan müdahil oldum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Önce bir isteğim var. Anne ile baba benim sözümü kesmesin. Sadece bunu istiyorum. Anne baba sözünüzü kesmesin. Babaanne ile baba. Babaanne ile baba. Neden sözünüzü kesmesinler? Sadece konuşacağım da Mustafa Kahraman'la ilgili. Tabii buyurun. Esra abla, ben Mustafa Kahraman'la 2001 yılında 2002'de beraberdim. 18 ay beraber kaldım. Kendisi evet. benim bölük at subayımdı. Kendisi çok iyi bir insan. Çok da baba, çok da iyi bir baba. Evet. Askerine, insanına sahip çıkmış bir kişiliği var. Evet. Sevda Hanım'ını tanıyorum. Az çok evine gittiğimizde bayramlarda, seyranlarda törenle ilgili aldığımızdan biliyorum. Evet. Alperen'i ben sadece o zamanlar anne kucağında olduğunu biliyorum. Bu yönden tanıyorum. Ama Mustafa Kahraman'ın şu an burada yargısız infaz yapılıyor. Sen nasıl bir babasın, nasıl bir insansın diye. Şimdi bir sen itiraz etmeyin. Diyor ki hani bu kadar Mustafa Kahraman kötüleniyor ama ben onun askeriydim. Evet. Çok da iyi bir insandı. Sen, i̇yi görmemiş hayatım. İyi görmemiş. Sen dünkü programı izledin mi beyefendi? Alperen nasıl bir çocuktu? Alperen'i tanıyor musun? Ben Alperen'in kişiliğini bilmiyorum. Şeyini bilmiyorum. Tamam bir hata yapmıştım. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Konuşma. Senin bacın yok mu? Ben senin bacın yok mu? Biliyorum. Seni kimin bunu yaptırıyorsun? Mustafa Kahraman mı tuttu? Mustafa senin Kahraman'a burada ne? Esra abla, ben konuya onlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece Mustafa Kahraman'la ilgili konuşmak istiyorum. Peki ailenin, siz Mustafa Bey'in çok iyi bir insan olduğunu, burada iddia evet. edildiği gibi biri olmadığını söylüyorsunuz. Tanıdığınız kişi, sizin hayatınızdaki tanıdığınız kişi öyle biri çünkü.
Gördüğünüzü anlatıyorsunuz. Gece aile... kulübünden, gece dur. Kulübünden bayan bağlandı. Beyefendi... Ben Çorlu'ya pazartesi günü geleceğim. Karşıma tamam. Çık. Bundan dolayı terbiyesiz diyemezsiniz. O Mustafa kahramanı ama... Çok malum. Şöyle... Ya Allah'ım ya Rabbim. Sen karşımda ol da beni karşımda söyle. Bir de evlat saygısı. Ben Mustafa Kahraman'ın Çorlu'da görev yaptığını da biliyorum. Kıbrıs'ta evet. Görev yaptığını da biliyorum. Kendisiyle sivil hayatta da görüştüm. Ama ben bu konuların nasıl olduğunu, nasıl nerelere geldiğini bilmiyorum. Ben dünkü programı izle öğreneceksin. Durun. Ali Bey en son 17 yıl önce mi görüştünüz ilgili kişilerle? Evet doğrudur. Tamam. Ama şimdi hayatta da görüştüm ben. Tamam. Şunu sormak tamam. istiyorum. Bu konudaki yorumunuzu da merak ediyorum. arkadaşınız yayına bağlandığında Melisa evet. tarafından bir kız evladı var. Daha henüz reşit olmadığı bir dönemde ATM'den sürekli arkadaşınızın hesabına para gönderiyor. Ve bu gönderilen para çok yüklü bir para. Evet. Ve... Arkadaşınız bu parayı fark etmiyor, fark ettikten sonra da gereğini yapmıyor. Yani ben bir borçtur çünkü hiçbir ticarette iştigal etmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi evet. Askeri personel. Şimdi evet. Askeri personelin diğer mesleklere göre biraz daha hal ve hareketleri daha tabii, kendine tabii, evet. imtina ederler. Böyle bir şeyi evet. nasıl karşılıyorsunuz? Aslında iddia edilen bir takım olaylar da tabii bunlar araştırılacaktır. Disiplin tabii, soruşturmasına da tabi değil midir? Kumar iddiaları var. Eğer Alper'in bir suçu varsa bunu yargı karar versin. Yargı cezasını versin. Yaptığı hataları önüne koyulsun, dökülsün. Evet. Bunları yargı cezasını versin. Ben Mustafa Bey bunu ediyorsunuz. Kabul ediyor ama bu parayı aldım, ödemedim diyor. Her şey her kayıtta. Asker ama efendi. Cezasını yargı versin. Sene ama mi düştü bunun savunması? Sene mi düştü? Bu ülkenin adaleti var. Sana düşmedi. Sen önüne görevin yok. Yani çocuğa da sahip çıkmış, kıza da sahip çıkmış. Bir baba olarak. Bakın. Pazartesi. Siz ne olabilirsiniz? Kahraman ya git çıkamamıştı. Sen mi çıktın korkumdan? Ali Beyciğim. Haklısınız. 17 yıl öncesini tanıdığınız biri var. Bu konuda haklısınız. Fakat tamam. ortada abla. Sahip çıkılan çıkmış, bir sahip çocuk, çıkmış. Bir kız çocuğu abla. Maalesef tamam. ki yok. Şimdi abla şöyle bak. Ben az çok konuya müdahil oldum. Burada Mustafa Kahraman kıza da sahip çıkmış. Oğluna da sahip çıkmış. Benim sahip çocuklar bu paraları aldıysa Melisa'ya dedi ki bu para nereye kullanıldı? Alperen'in babaannesinin Çanakkale'deki evi yapılıyordu. Şimdi abla. Hangi baba oğlunun küçük yaştaki kız arkadaşından para istemesine göz yumar? Ve bu para abla. 100 lira 200 lira değil yani 188 bin 200 bin ve daha diğerlerini görmedik artarak gidiyor. Yani 200 bin lira gibi bir parayı... Oğlunuzun kız arkadaşından, ailesinden çalması gerektiği konusunda nasıl yönlendirirsiniz? Bu soruyu cevaplayın. Tamam abla bak ben şöyle söyleyeyim. Her çocuk bir hata yapabilir, yanlış yapabilir. Sonradan bunu farkına varır. Baba da bunun belki farkına varmıştır. Daha da durum kötü olmaması için. Ali Beyciğim. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ali Beyciğim. Efendim bu para iki genç kaçsala bak. Şöyle bir senaryo bekliyorduk biz. İki tane genç bu paraları... Erkek tarafının karşılıklı oturması lazım. Evet. Bu evet. çocuklar ne yapıyor? Bu çocuklar parayı nerede yediler? Türkiye'yi gezerler, alışveriş yaparlar, har vurur harman savururlar. Dersin ki ya cahillikle neler yaptılar. Fakat bu para babanın hesabındaysa ve bu para suyunu çektiyse ve bu para aile içerisinde bir babaanneye ait bir evde harcanıyorsa ve bu parayı... Ailesinden alan kız hiç görmediyse burada çok büyük bir soru işareti vardır. Doğrudur evet abla. Ha, ve üzerine de bir evlilik yapılıyorsa sen Ali Bey kafalarda soru işareti oluşmaz mı? Sizin kız evladınız var çünkü küçük yaşta yapılan evliliklerde biliyorsunuz yaşadığımız toplumda biz aile olarak daha çok desteklemek isteriz. Şimdi eğer siz kız evladınızın 15 yaşından itibaren hata yaptığını fark ediyorsanız ve karşı tarafın ailesi de bir para akışını kabul ediyorsa
aileyle muhatap olmuyorsa ve kızın beyanı açık, aile bunu fark etmiş baba banka hesabındaki paranın. Başlangıçta fark etmemiştim ama daha sonra fark ettim diyor. Melisa da ben bu parayı gönderdim. Ama bilmiyor. Babaanneye ait bir ev vardı. Peki o ev yapıldı mı? Hayır. Şimdi babaannenin üzerine yapılacak evde Melisa'nın ne gibi bir yükümlülüğü olabilir? Ya da kurulacak artık Mustafa Bey'in beyanı zaten artık evlendiler dediğiniz zaman o evliliği kurtarmış mı oluyorsunuz? Bu tarafta da evladını düşünen, eğitim hayatının devam etmesini isteyen de bir aile var. Ben bir örnekle açıklayayım bunu. Geçen sene Ali Bey bilmiyorum izliyor musunuz ama dinliyorum abla. Muhammed vardı biliyorsunuz. Muhammed okuldan sevdiği bir kız arkadaşı vardı. Ve kız aile içi şiddete maruz kaldığı için bu iki tane genç kaçmışlardı. Muhammed kızı korumak adına kaçırmıştı. Biz bunları nerede bulduk? Uşak'ta mı? Uşak'ta bir şehirde bulduk. Çocuklar buraya geldiğinde kız mağdur ediliyor. Şiddet görüyordu ailesinden. Ben onu korumak için kendimize bir hayat çizdik dedi. Giderken yanlarına ne almışlar? İşte babadan anneden aldıkları 300 lira 500 lirayı almışlar. Ve çalışmaya başlayıp günübirlik işler yapmışlar. Kendi paralarını kazanmışlar. Ne ayakta kalmaya çalışmışlar. Ben ikisine inanın saygı duymuştum. Yani kız şiddet görüyor, oğlan onu korumaya çalışıyor ama gidiyorlar. Günübirlik ilişkilerde davranışları yanlış ama ayakta kalabilmek ve birbirlerini korumak adına mücadele ediyorlar. Burada öyle bir şey yok ki. Burada mağdur edilen bir kız çocuğu var. Ve o kız mağdur edildiğinin farkında değil. Gerçekten safça. Ve o mağdur edilen kız Melisa şunu kabul ediyor. Ali Bey ben çıplak görüntülerimi... daha sonra evlendiğim kişiye gönderdim ve beni farklı yerlerden aramalar yapıldı ama ben sonra eşime inandım. O görüntüyü kime gönderdim? Hiç kimseye göndermedim. Bir tek evleneceğim kişiye gönderdim. Yani o zaman o evlilikle ilgili kafanızda ister istemez şaibeler oluşuyor. Bir iki fotoğraf gönderiliyor. Ne olur yanlış anlamayın. Siz artık USB'den biliyorsunuz. Fotoğraf gönderiliyor. Israrla mesela şu cümle var. Yüzünün de göründüğü. Yani yüzünün mesela atıyorum üst tarafını çekiyor. Yüzünün de göründüğü fotoğraflar. Yani benim çocuğum... Haziran ayında öğreniyor bu parayı ama maalesef Mayıs ayında da iki gün arayla 1800.33 kuruş bir de 516 mı 517 lira bilmem kaç kuruş. Bundan da haberin var mı? Sana Mustafa Kahraman bunu da söyledi mi? O vallahi, kadar çok savunuyorsun. 17 yılda buradan, neler değişiyor? Evet abicim, 3 günde buradan, neler değişiyor? Onu hesap et. Birini ona göre savun. Sen çıkıp savunacağını. Adamsa o çıksın. O çıksın karşıma. Sen kendi çoluğuna çocuğuna bak. Görevi gel. Teyzeciğim. Savunmak da haklı çünkü 17 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman şimdisin bağlanmasın. Daha dünü bilmeye bugün nasıl gidecek? Biz senin... Bak kızım, şimdi gene söylüyorum, programın başından yine söylüyorum. Kocanla da al gel, o pisliklerden kurtulun, gelin size yeni bir dünya açalım, yeni bir ev açalım çocuğum. Bundan iyi, baba, babaanne var mı kızım? Ben senin kötülüğünü istemiyorum. İsteseydim, oğlan da bırak derdim. Can Çetin, gel, telefon gel hattında. Ne olacak? Can Bey, kocanla gel. Güzel kızım, sana yepyeni hayat sunacağım. Okulunu da okutacağım, o koca dediğin kişiyi de al da gel. Onlardan kurtar, onu da adam edelim. Ana baba görsünler, ana baba aile görsünler. Aile nasılmış görsünler. O telefona bağlanan asker de görsün, ibret izlesin. Lütfen, onun ne alakası var? Yani o beyefendi bizi kötülemesin oradan Esra Hanım. Alo. Vicdanın eline koysun. Alo. Esra Hanım iyi günler. Can Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Can Çetin, Ayperen evet. Benim amcamın kızından para istedi. Haydi. Aynen öyle oldu. Ne zaman? Olayı anlatır mısınız lütfen? Şimdi ben bugün tam dün detaylı dinlemedim de bugün biraz detaylı dinledim sizi. Evet. Bu şahıs 2 yıldır bu kızla konuşuyormuş. 5 ay önce benim bu olay başıma geldi. Bu 2 yıl içerisinde bu olayı nasıl hallediyor? Bu nasıl bir sevgiymiş? Bu nasıl bir aşkmış? Ben bunu anlamadım. Evet. Ali Bey bunu özellikle izle. Önce bir olay anlatayım nasıl olduğunu. Evet.
Ben bir gün şirketten çıktım. Amcamın kızı ismini vermemi istemedi. Tamam. Bana dedi, işte abi dedi, senden dedi bir isteğim var dedi. Üzgün de böyle yüzü solgun falan. Dedim ki ne oldu yeğenim, gel hele bir otur. Gel sandalyeye bir otur dedim. Oturdu. Dedi ki abi böyle böyle benim bir erkek arkadaşım var dedi. Babası hastaneye yatmış dedi. Acil paraya ihtiyacımız varmış dedi. İşte ben de hani insanlık olsun diye yardım edeyim dedim. Hani tanıyorlar birbirlerini, görüyorlar diye. Tamam önemli değil, 1,5 milyar vereyim ben sana dedim. Gittik karttan çektik, 1,5 milyar verdim ben kıza. Sonra aklıma birden düştü, dedim ki ya dedim bu çocuk kimmiş dedim ya. Merak ettim dedim, hani internetten konuşuyoruz deyince birden. Evet. Hani konuşma esnasında aklıma geldi. Dedim ki bir de ben konuşayım dedim. İşte eve giderken arabanın içerisinde soruyorum. Siz bundan daha önce görüştünüz mü? Yok abi. Siz bunu yüz yüze tanıyor musunuz? Yok abi. Oğlum sen dedim yani Face'de şuradan buradan tanıdığın bir insan. Niye para gönderiyorsun durduk yere? Evet. Abi işte babası hastaneye yatmış da hastanede buna senet yapmışlar da işte senetleri ödeye... Herhangi bir sosyal güvencesi yokmuş da bana hesap numarası attı da şurada buydu. Tamam dedim, ben bir konuşmalara bakayım. İlk baş konuşmalara baktım. Sonra dedi ki bana, hatta kendi yeğenim bunu söyledi bana. Dedi ki abi 1,5 milyar için mi dedi böyle yapıyorsun dedi. Ben parasını ödeyelim. Abi para senin olsun dedim. Para senin olsun. Ben senden para istemiyorum dedim. Ama şu hesapları bir inceleyeyim. Hesapları bir inceledim. Başta konuşmalar canım cicim seni seviyorum. Şöyledir böyledir. İşte nasıl söyleyeyim yani sanırım size bir bayansınız. Kusura bakmayın. Yayında da biraz da heyecan da var. İşte sana aşığım. İşte seni seviyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle bir ömür geçirmek istiyorum falan filan böyle... Saymış da saymış yani. Bir erkeğin bir kıza çekebileceği her türlü bağlamayı çekmiş. Ondan sonra işte geldi sonra ekliyor işte ya benim bugün durumum sıkışık da işte falan filan. Öyle birkaç da göndermeler olmuş yani 50-100. Ben seni görmek istiyorum. Ben seni görmeye gelmek istiyorum. Ama param yok işte şudur budur. Aynı benim durumlarım iyi değil falan diye böyle kandırmış kızı. Bir iki defa da böyle PTT yoluyla, postane yoluyla işte... ben bunun Muğla'da olduğunu öğrendim o zamanlar Muğla'da. Muğla'da evet. İstiyorsanız bunu size mesaj olarak da atabilirim. O şubeye para gönderttiriyor kendisine 50 milyon 100 milyon ben sana geleceğim diye. Sonra hemen o akabinde bu olayın akabinde babasını hastaneye yatırıyor. Şimdi ben oradaki o Ümmü teyze var ya, o ismi neydi, Ümmü Gülsüm teyze miydi? Ümmü teyze, ona da seslenmek evet. istiyorum. Ya teyzeciğim böyle bir insan var ya, bırak evine kapından içeriye sokmayı, yani böyle beş para etmez insanlar bunlar. Ben bunları Tekirdağ'da da, Muğla'da da, Ankara'da da, bana Ankara'da oturduklarını falan söylediler. Ankara'da çok detaylı araştırdım şunu bu karakteri. Şunu merak ediyorum, siz Alperen Kahraman'la kendi yeğeninizin yazışmalarını okudunuz mu? Alperen Kahraman'ın hesabını evet. gördünüz mü? Evet okudum. Resmini gördüm. Ben zaten resmini görür görmez tanıdım. Teyzeme dedim yazıkla ben bir arayayım yardımcı. Peki teşekkür ediyorum. Madem de bu kadar büyük aşk veriyorlardı. 5-6 ay öncesinde yine internet üzerinden benim yeğenimle yazışmaları oldu diyor. Buradan Melisa'ya çağrımızı yaptık. Son sözlerinizi alacağım. Diğer bu Türkan mesele canlı. Bu saatten sonra bağlananın ağzına sağlık. Dur. Ben kızım geliyorum seni almaya. Ben geliyorum. Ben yarın. Ben gideceğim oraya. Yok, ben gideceğim şimdi taksi kiralayacağım. Ben şimdi gideceğim. Sen sonra ben evladımı koyamam orada. Ben koyamam sağ sonra git. Ben çocuğumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı bize yardım et. Programdan sonra gideceğim. Evladımı istiyorum. Evladımı. Evladımı istiyorum ben. Bir insana ben ne yaptım?
İki ay önce 4 yıllık eşi Yusuf Şimşek bütün borçları ona bırakıp ortadan kayboldu. Çocuğumuz için merhamete gel, çık ortaya. Kocasının borçlarından dolayı cezaevine girmek için gün sayıyor. Çocuğum, çocuklarım için. Tedavi senin için yapacağım, senin yüzünden yapacağım. Lütfen çık. Bu borçları üstümden al, beni kurtar. Şaduman Hanım'ın gözyaşları içinde haykırışı. Şimdi Esra Erol'da. Evli kadınlarla birlikte olduğunu itiraf eden ve kendisi de evli olan Seloja'nın son vukuatı herkesi şoke edecek. Hep evli kadınlarla ilişki kurmanızın sebebi ne? Bu benim alın yazım ya, bu benim alın yazım ya. Seloja'na kaçan Türkan'la ilgili akıl almaz büyük gelişme. Ben dünyaya bir daha gelsem yine Selahattin Bey'in yanında olmak isterim. 9 sene önce o çıksaydı karşıma şu anda ben bu halde olmazdım. Tüm bildiklerinizi unutun. Bugün olanlara inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Ümit teyzeyi çıkardık. İnşallah buradan Melisa izliyordur. Babanım ve babaannen, özellikle de babaannem perişan. Ay mikrofonum düşmüş. Perişan halde babaanne. İnşallah izliyorsunuzdur. İki masum genç hikaye, yani iki masum bir aşk hikayesi asla değil. Ben hiç inanmıyorum ona. Keşke inanmış olsaydım da biraz çocukları savunabilseydim. Evet. Melisa babaannenin ve babanın çağrısı, Alperen'i de alıp onların yanına gidebilirsin. İkinize de kol kanat gelecekler. Hayatınızı yeniden kurmanıza, okumanıza müsaade edecekler. Dünyaya gelen çocuğa da bakacak. Ha orada durmuşsun, ha babaannenin yanında. Ne fark eder bu saatten sonra? Ama şunu yapma. Bu yaştaki kadına yazık günah. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki Hüseyin programımıza başvurmuştu. Eşim Serocan lakaplı Hüseyin Bekcan'la gitti. Ondan haber alamıyorum dedi. Biz bu iki insanı, Selocan'ı ve Türkan'ı bulduk. Fakat önemli bir gelişme oldu. Önce bir hatırlatma, hatırlatmanın ardından buradayız. Türkan Şahin iki çocuğunu ve kocasını terk ederek evden ayrıldı. Selahattin Bey benim hayatımda gördüğüm en karakterli, en dürüst insan. Ben dünyaya bir daha gelsem yine Selahattin Bey'in yanında olmak isterim. 9 sene önce o çıksaydı karşıma şu anda ben bu halde olmazdım. Evli bir adamken evli bir kadınla ilişki yaşama konusunda nefsinize sahip olamadınız mı? Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi? Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi? Selahattin Bekcan'ın kızı telefon hattında. Hayatı boyunca hep ünlü olmak istiyordu, televizyonlara çıkmak istiyordu. Gerçekliğiyle de şimdi televizyona çıkmış oldu. Annesinin yaşam tarzı Ankara'da. Yani hangi konumdaydı ya? Nereden aldım ben onu, nasıl aldım? Annemin ayrılma sebebi şiddetli, annem sürekli aldattığı için annem beni de alıp Ankara'ya geliyor. Üç tane resmi, gayri resmi evliliklerim olmuş. O üç tane bayan da tanıdığımda vallahi bir çöp poşeti iki tane şamaşırına geldi yanıma. Hep evli kadınlarla ilişki kurmanızın sebebi ne? Bu benim alın yazım ya, bu benim alın yazım ya. Selahattin Bey benim hayatımda gördüğüm en karakterli, en dürüst insan. Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi? Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi? Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Bütün ihbarların hepsinde sanki o kadar insan sözleşmiş gibi benzer cümleleri kuruyorlar. İlk eşini bu 14-15 yaşında Antalya'dan kaçırmış bir insan. Amsterdam'da çok enteresan bir ilk var. Alo. Kızımı aldım. Kolanda'ya gittim çalışma. Benim kızımı kandırıyor. 12 gün koşturdum Selocan'ın peşinde. Ben kızımı zor kurtardım Esra Hanım. Sen o bunları duymuyor musun Türkan? Duy bunları, duy. Yol yakınken dön. Üç tane eşi bırakan seni mi bırakmayacak Türkan? İnşallah bunları duyuyorsundur. İki yıla kalmaz aynı cümlelerin çok daha ağırını bu kişiden duyacaksın. O sizin kendi fikriniz. O sizin kendi fikriniz. Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Bu arada ben o iki yılı sonra iki aya indirmiştim değil mi? Evet. O iki yılı iki aya indirmiştim ama geçtiğimiz günlerde ihbar hattımıza bir mesaj geldi. Bu Selocan lakaplı Selahattin Bey Türkan'ı
bırakmış gitmiş. Türkan Hanım'ı bırakıp gitmiş ama ne halde bıraktı gitti onu bilmiyoruz. Biz bunun üzerine hemen Hüseyin'le, Türkan'ın eşi Hüseyin'le bağlantıya kurduk. İletişime girdik. Hüseyin'le yapılan görüşmenin aynısını aktarıyorum. Geçen çarşamba yani 20 Şubat günü Türkan beni aradı. Beni buradan kurtar dedi. Ben de gittim aldım onu. Selahattin bana madde verdi ve şiddet gösterdi. 55 bin TL'yi de Selahattin aldı ve yedi bitirdi. Şu an herkesten uzakta İstanbul'da bir arkadaşımızın evinde saklanıyoruz ve kalıyoruz. Bunu ailelerimiz dahi hiç kimse bilmiyor. Selahattin sürekli bizi tehdit ediyor. Hüseyin'den o konuşmadan sonra hiçbir şekilde bir daha iletişim kuramadık. Hatta pardon bir daha kurulduğunda Selojan Türkan'ı tehdit ediyor. Hatta biz onları dün bugün buraya bekliyorduk. Türkan'ı tehdit ettiğini çıkıp televizyonda benimle alakalı olumsuz bir cümle söylersen senin başına, eşinin başına ve çocuklarının başına bir şey, her şey gelebilir diye tehdit etmiş. Hüseyin annesi babası zaten onlar da Hüseyin'den haber alamıyorlar. Şimdi biz bu olayın anne çocukları terk etmiş bölümünü işlemiştik. İkisinin iki çocuğu var biliyorsunuz. Şu anda baba da çocukların yanında değil. Baba da Türkan'ın yanında, çocuklar gene babaannede. Ve Selahattin Bey'in Türkan Hanım'ı tehdit ettiğini, madde kullandırdığını, Türkan'ın hatta garip ve uyuşuk bir halde olduğunu ve şiddet gördüğünü Hüseyin bize aktardı. Biz onları buraya sürekli bekliyorduk ama sanırım korkularından dolayı gelemiyorlar. Bence korkmak yerine hemen gidip en yakındaki karakola şikayetçi olsunlar bu Selahattin Pekcan'la alakalı. Çünkü korkarak yaşanmaz. Siz şimdi Hüseyin Türkan'ı koruyor. Onu korumaya çalışıyor ama önce anasız iki çocuk vardı. Şimdi babasız iki çocuk var. Ve ekip arkadaşlarımız babasıyla görüştüklerinde 3 gündür biz de oğlumuzdan haber alamıyoruz. Eşim rahatsız. Hayvanlara bakmak durumundayız. Biz de gelip onları arayamıyoruz. Biz de endişeliyiz gibi beyanda bulunmuşlar. Dediğiniz gibi yani anneden uzak kalan iki çocuk vardı. Şimdi babadan da uzak ve babanın iddiasına göre de biz tehdit alıyoruz. O yüzden eğer bu Hüseyin Bey bize bu bilgileri verdi. Bu bilgiler lütfen artık tehdit almıyorsanız ailenize geri dönün. Annenizin, babanızın, çocuklarınızın başına. Yahut da gerçekten de tehdit söz konusuysa ve devam ediyorsa isterseniz biz size yardımcı olalım. Ya da en yakın emniyet kuvvetine giderek şikayette bulunun lütfen. Yani Selahattin Pekcan'la alakalı hep ne gibi ihbarlar vardı? Kadına şiddet uygular. Madde kullandığı yönünde ihbarlar vardı. Kadınları mağdur ettiği yönünde ihbarlar vardı. Kadınların herhangi bir parası, bir mal varlığı varsa bunu kullanabileceği yönünde. Hüseyin bize ne diyor? Türkan'ın diyor 55 bin TL'sini almış. Parayı o yemiş. Bunları Türkan söylüyor çünkü. Türkan demiş ki bana madde verdi ve şiddet gösterdi ve beni buradan kurtar dedi. Ne kadar oldu? O konu biteli bir ay oldu mu? Olmadı herhalde. Bir ay olmadı. Ve şu anda da korkuyorlar. Hani ailenin yanına, çocuklarının yanına bir anne baba gitmiyorsa, fiili olarak İstanbul'da yaşıyorsa orada da demek ki tehdit olgusunun doğru olduğu kanısına varıyoruz. Ben mesela bu gibi hani Türkan bu Selahattin Pekcan'dan kurtulmak istediğinde ilk kimi arar? Annesini arardı. Anneyle hiçbir iletişim kurmamış. Caner bugün anneyle görüşmeye gitmiş herhalde. O görüntüler var. Türkan Şahin iki çocuğunu ve kocasını terk ederek evden ayrıldı. Selahattin Bey benim hayatımda gördüğüm en karakterli, en dürüst insan. Dünyaya bir daha gelsem yine Selahattin Bey'in yanında olmak isterim. 9 sene önce o çıksaydı karşıma şu anda ben bu halde olmazdım. Evli bir adamken evli bir kadınla ilişki yaşama konusunda nefsinize sahip olamadınız mı? Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi?
Kendi namusunu bilmeyen adam elin namusunu bilir mi? Evet, şu anda İstanbul Esenyurt'tayız. Türkan Hanım'ın annesi Hamide Hanım'la görüşmek için buraya geldik. Ama kendisi günlerdir Türkan Hanım'ı görmediğini söyledi ve hayatından endişe ettiğini belirtti bizlere. Hamide Hanım'a Türkan Hanım'ın nerede olabileceğini sorduğumuzda ise hiçbir fikrinin olmadığını, en son Selocan Bey'in Türkan Hanım'ı ölümle tehdit ettiğini belirtti bizlere. Hüseyin'den haber yok, Türkan'dan haber yok. Ailelere bu konuda haber verilmemiş ve Hüseyin'in Türkan'ın yanında olma amacı ne? İki çocuğunun annesi. Ne yaşanırsa yaşansın, belki de onu korumak adına yanında olmayı tercih etti. Bundan dolayı hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Ve Türkan açıkça şunu söyledi ya, şiddet görmüş, madde kullandırılmış, mağdur edilmiş. Aslında sömürülmüş bir kadın. Biz burada bunların hepsini Türkan'a söylediğimizde Türkan bunları duymuyordu. Duymadı. Bunları duymak istemiyordu ama bakın bu ihbarların hiçbiri boşuna. ...ediyorum ve gerçekten endişe de ediyorum. Yani nasıl tehdit edebilir, ne diye tehdit edebilir, ne ile tehdit edebilir? Lütfen bize ulaşsınlar. Esra Hanım, para bittiği için tabii şeyin kızcağızın işi kalmadı. Para bitmiştir onda. İstediyordu zaten, bitti. Ama Esra Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Niye boşanmasını istemedi Türkan'ın? Biz çünkü Hüseyin'le Türkan'ı burada anlaşmalı boşayacaktı. Evet. Ertesi günde değil mi? İşte protokoller yapıldı. Evet. Ertesi evlenme günde anlaşmalı boşanma sağlanacaktı. Zaten adam Türkan buradan Hüseyin'le beraber gitti. Sebep? O zaman evlenmek zorunda kalacaktı. Bekar hayır, kadın. Hayır, evlenmek zorunda kalmasından ziyade boşanırsa başına kalacaktı. İşte onu ama demek istiyorum. Olursa... Evet, yani başına kalacak. Zaten o da evlilik isteyecekti. Ekip arkadaşlarımız o dönemde beyefendinin anlattığı şey... Bu yayına çıkılmamış olsaydı, program yapılmamış olsaydı zaten bu ilişki zaten bu kadar uzun sürmezdi diye kendi beyanı varmış beyefendinin. Şey demişti, ilişki bu kadar uzun sürmezdi. Aldığım gibi bırakırım. Bırakırdım. Ve zaten kendi beyanı, yani hayata bakış açısı ya da bir kadın erkek arasındaki ilişkiye, evliliğe bakış açısını koyuyor. Yani evli kadınlar benim kaderimdir diyebilecek kadar basite indirgemiş bu olayı. Böyle bir kaderimdir diyemezsiniz. Dediğim gibi insanlar kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşarlar. Bu sizin bir yaşam felsefeniz olmuş. Siz böyle tercih ettiğiniz için aslında o tercihler, hayat tarzınız o şekilde oluşmuş. Ama bunu da çok tiye ve basite alan bir davranış sergiliyordu. Ama dediğiniz gibi Türkan Hanım aile birliğini bozup giden, bu konuda sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan, kusurlu olan taraftı. Ama... Kanunda bile diyor ki eşi affedebilir misin? Eşe böyle bir hak tanınmış mı evlilik birliğinin kurtulması adına? Böyle bir şey var. Hüseyin Bey'in belki eşini affetti. Belki iddia edildiği gibi şiddet ve mağdurdan evlatlarının annesini korumayı amacıyla yanına aldı. Bunu da bilemiyoruz ama gerçekten de bu iddialar doğruysa lütfen bu saklanmakla olmaz. Çünkü mağdur edilen iki tane evlat var. ve tehdit edildiğini söylüyorlar. Hüseyin de korkmaya başlıyor. Hüseyin sürekli bizimle hani bu konuşmayı yapıyor, iletişim kurdu. Buraya geleceklerdi ama ne olduysa biz asla yayına çıkamayız. Özür dilerim. Yayına çıkamayız. Çünkü Selahattin Pekcan bizi ölümle tehdit ediyor. Vallahi diyor. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Çok açık ve dürüst konuşacağım. İçimden geçenlerini söylüyorum, tamam mı? Her şey öyle içimizden geçenleri söyleyemiyoruz biliyorsun. Ekrandayız. ben kötülükten beslenen biri değilim ama açıkçası Türkan Hanım'ın yaşadıklarına üzülmedim. Hiç üzülmedim. Aksine mutlu oldum. İyi ki de olmuş, yaşamış bunları. Eşine de gelince... kendi tarafından hayatın bakıyorum. Hayatın en acımasız deneyimlerinden birini evet, yaşadı. Kendi gözümden bakıyorum Esra Hanım. Tamamıyla bu benim şahsi fikrimdir. Kendisine de bu hareketi hiç yakıştıramadım. Gidip evet. De karısına sahip çıkmasını hiç yakıştıramadım. Çünkü 80 milyon gördü Esra Hanım onun buradaki bu hareketlerini. Dünyaya bir daha geleyim, bir daha Selocan'ı seçerim deyip nikahlı kocasının yüzüne haykırdı. Evet yani, evet. Ya, hoş karşılanacak hareket mi? Lütfen Allah aşkına. Şimdi bakın, eşini affetti, lütfen yapmayın. Eşini affetti demiyorum. Yani iki çocuğunun annesi... Ben gitmezdim Esra Hanım. İki çocuğun... Eğer iyi bir insansanız...
bir insanın size ihtiyacı varsa her şeyi unutup yine de yardımına yok, koşarsınız. Esra Hanım, bu iyilikle kötülük, kötü insanla Hüseyin'in, insanla alakası yok. Bizim toplumsal yok, değer yargılarımız şurası var, ailevi var bakış açımız var ama bu medeni kanunu yok da çok açık düzenleniyor. Eşlerin sadakat yükümlülüğü birbirlerine topluma bağlı karşı değil, birbirlerine karşı. O sadakatsızlığı yapan eş, sadakatsızlığı affedecek olan eş. Biz bunu belirtiyoruz ama toplumsal normlar tabii bizi belli cümleleri affedin, kurmaya bak, zorluyor. Affetti demiyoruz zaten. Yani iki çocuğunun iki çocuğunun annesi ben tehlikedeyim, beni kurtar Hüseyin, gel eşim dediğinde Hüseyin gitti. Şu anda neredeler Selahattin Bekcan tarafından tehdit edildiğini iddia ediyorlar. Açıkçası merak ediyoruz. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun.